Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Moda TV ekranlarındasınız. Memleket meselesi. Memleketin meselesini en iyi anneler bilir dedik. Sonra esnaf bilir dedik. İş insanları bilir dedik. Ve ardından siyasetçiler bilir dedik. Bugün hepsini bir arada topladık. Ve Büyük Birlik Partisi Kadın Kolları Ordu İl Başkanı Fatma Yümlü. Hepsi bir arada olarak stüdyoda konuğumuz. Önce hoş geldin diyelim. Ve bugün memleket meselesinde çok güzel şeyler konuşacağız başkanım. Önce formatımız gereği sizi tanıyalım. Ardından programımıza başlayalım. Evet. Buyurun. Hoş bulduk. Fatma Yümlü, siz de bahsettiniz. Anneyim, iş kadınıyım, siyasetçiyim, hepsi bir arada. Memleket meselesiyle alakalı inanın hazırlanarak gelmedim. Konunun ne olduğunu da bilmiyordum. Artık içimizden geldiği gibi olmasa bir ekleme yapacağım orada. Hani memleket meselesiyle ilgili evet. Gerçekten hiç hazırlığımız yok. Ayaküstü görüşmeden dolayı şu an stüdyodasınız. Evet. Ama olsun, bizim memleket için her zaman konuşulacak sözümüz vardır dedik. Mutlaka, ve sizi davet ettik. Buyurun başkanım. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Evet, buyurun başkanım. Tanıyalım önce, ardından programımıza başlayacağız. Fatma Yümlü, Fatma'yım. Üç çocuk annesiyim. 26 yıldır ticaretle uğraşıyorum. Daha sonra 2013 yılından sonra aktif siyasete girdim. Siyaset, ticaret, annelik, ev hanımlığı, çiftçilik, yani hepsi bir arada götürmeye çalışıyoruz. Son zamanlarda biraz da pandemiden yaşadığımızdan dolayı siyaseti ve ticareti kenara bırakmıştık ama işin kötü tarafı şunu da yaşadık mesela Ahmet Bey. Pandemi dolayısıyla ne siyaset yapabildik ne ticaret yapabildik, hiçbir şey yapamadık. Allah'tan köylerimiz vardı, köylerde zaman geçirdik. O da bize bir dersti belki köylerde yaşamamız için. Bu da güzel oldu. Zaten muhtemelen Ordu bölgesindeki olan birçok insan beni tanıyor. Biliyorsunuz siyasetten dolayı işte belediye başkanı adayıydım falan. Kendi aracını kendi kullanan Fatma Yümlü işte yerel genel televizyonunda falan haber olmuştu. Sağ olsunlar. Belki oy vermediler ama bağırlarına bastıklarına inanıyorum. Sevdiklerine inanıyorum. Biz de onları seviyoruz. Memleketi seviyoruz. Ordumuzu seviyoruz. Çok şükür inşallah güzel şeyler olacak diyorum. Güzel şeyler olması temenni ediyorum her şeyden önce. Önce hayal etmek lazım. Ben hayal ediyorum Büyük Birlik Partisi iktidara gelecek. Evet. Ben hayal ediyorum adalet yerini bulacak. Ben hayal ediyorum üretim olacak. Ben hayal ediyorum geleceğe, gençlerimize ve çocuklarımıza güzel bir ülke bırakacağız. Önce başkanım, öncelikle inşallah hayallerinize ulaşırsınız diyeceğim ama çok güzel bir giriş yaptınız. Özür dilerim. Evet. Şimdi siyaset olarak böyle bir hayalim var. Evet. Ticaret olarak da bir sloganım var benim. Evet. Şimdi gelinlik işi yapıyoruz biliyorsunuz. Oradaki sloganım da şu. İşte hayallerinizi gerçekleştirmeye devam ediyoruz diyoruz. İşte bir genç kızın hayalidir çünkü gelinlik giymek. Biz de onların hayallerini süslüyoruz. Tamam. Mesela oradaki slogan da Altbant'ta reklamı geçireceğiz. Tuğba Modev olarak. Reklam hemen girdin. Sağ olun. Hızlı girdin reklama. Biz burada memleket meselesini konuşacağız. Evet. Aslında evlenmek de bir memleket meselesi biliyor musun değil mi? Yani evlemek, düğün yapmak. Kızların hayalini yerine getirmek de bir memleket meselesi. Kesinlikle. Başkanım, siyaset nereden aklınıza geldi? Oradan başlayalım. Oradan başlayalım. Sonra nereden aklınıza geldi siyaset? Yani bir ev kadını ya da iş kadını olmak varken niye siyaset? Yani bu aslında memleket meselesinin en önemli konularından birisi. Doğru. Bir kadın niye siyaset yapar? Doğru. Şimdi ben ev hanımı olarak fazla kalmadım. Bildiğim bileli hep çalışıyorum. Yani 13 yaşında ipek böceği yetiştirdim. Daha sonra halı dokudum, daha sonra bu eski kumaşlardan, kilimlenen ürünlerden de okudum. Yani hep bir çabam vardı çalışmayla alakalı. Çünkü eşim asgari ücretle çalışıyordu benim. Malum bugünkü şartları düşünün, aynı kategoride şu an. İşte geçim çok zordu. Bununla alakalı çalışmama çaba ettim. Sonra ben bekarken işte terzi kursuna da gitmiştim. Oradan dolayı işte dikiş yaptım, evde el işi yaptım, satmaya çalıştım ama gariban insanın yaptığı el işini satacak kimse bile olmuyor biliyor musunuz? Yani el işi yapıyorsunuz, bir şeyler üretiyorsunuz aslında ama siz arka plandasınız ya da arka mahalledesiniz. Sizi kimse görüp almıyor. O yüzden bunların sıkıntılarını çok yaşadım ben. Terzicilik yapmaya kalktım evde. Yani en azından terzi işi yapayım dedim. Baktım çok zor bir süreç. Çocuklarım küçücük. İşte terzicilik biraz daha zor bir meslek falan. Sonra vazgeçtim terzicilikten de. Hazır giyim alıp satmaya karar vermiştim. Bu şekilde başladım. 16 yıl giyim satarak işte ticaretle uğraştım. Daha sonrasında ben bunu sürekli dile getirdim. Bir kez daha getiriyorum. Ben evleneli 33-34 yıl oldu. Bizim dönemimizde mesela bugünkü gibi sosyal medyalar yok. İşte bir şeyleri görme bilme yok. Gelinlik almamışlardı bana. Yani işte ne gerek var bir gece bir saatlik için falan diye. Bu benim bir baktığımda kalmıştı ve içimde bir ukde kalmıştım. Giyim satarken de devamlı şunu söyledim ya. Ben işte bak böyle güzel bir gelinlik giyemedim. Niçin gelinlik satmıyorum? En azından işte ben giyemedim. Genç kızlarımız giysin onların hayallerini süsleyeyim gibi bir şeyler başladı. Ve giyimden gelinliğe geçtik. 2009 yılında falan.
Çok şükür. Bakın o gün mağazamı kurarken de şöyle bir hayal kurmuştum. Ben hayallere çok inanırım. Önce insan bir hayali, hedef olmalı daha doğrusu. Sizin bir hedefiniz olmalı. Bu hedefte mutlaka yürüyorsunuz. O gün mağazayı açarken, giyimden gelinliğe dönerken, kızımın adı Tuğba benim. Hı hı. Dedim ki kızım bu mağazaya senin adını koymak istiyorum dedim. Neden anne dedi. Bir gün dedim ileriye doğru dedim eğer büyür, işte marka falan olursak dedim. Senin adın dedim olsun istiyorum dedim. Öyle. Ve onun dediği cümle şuydu. Anne hayaller Paris gerçeklermiş. Hani nasıl hayal edebiliyorsun? Böyle bir şey demişti ve yıl 2009-2008 falan. Ama çok şükür Allah'ıma binlerce şükürler olsun. O hayallerim benim bugün gerçek oldu. Biz çok şükür işimizde marka olduk. Siyasete nereden başladım? Evet. 16 yıl giyim yapıyorum demiştim ya. Tabii ben ticaretle uğraşırken iniş çıkışlar, maddiyat, ödemeler, zorluklar hani çok uğraştım. Yani şöyle söyleyeyim, bugünlere gelmek için asfaltı tırnağımla kazıdım diyebilirim. O kadar zorluklar yaşadım. Ayrıca bir kadın olmanın bir zorluğu vardı, o başka bir şey. Tabii bu süreçlerde sürekli hani örnek söylemem gerekirse bir gün bir yemek yiyeceğim restoranda. Cebimde işte param yok, o gün yemeğin tabağı işte 5-6 lira falan. Dedim ki, bu arada koyu bir AK Partiliydim. Yani AK Parti... Koyu bir AK Partiliydin. Evet. Evet, o geçiş hikayesini de dinlemek istiyorum. Aktif siyasete geçmeden önce koyu bir AK Partiliyim. Üye yapıyorum, destekliyorum. Çünkü 2002 yılına gelen AK Parti gerçekten ilk kurulmuş. Evet. Birdenbire bir seçim kazanmış. Gerçekten bir güven getirmişti. Çünkü daha öncesinde koalisyon hükümetleri vardı biliyorsunuz. Ve açıklama şuydu. Rejiden rica etsem daha önce AK Partiliydim ünlem koyabilir misin? Çünkü gerçekten bu benim için önemli bir... Evet. Başkanım öncelikle şunu söyleyeceğim. Değerli izleyenler de bunu aslında bilmesi gerekiyor. Biz programın başında ifade ettiğimiz gibi sizinle bugün tanıştık. Evet bugün tanıştık. Evet, bugün Net tanıştık. Olarak bugün tanıştık. Net olarak bugün tanıştık. Bugün vakit geçirdik. Evet. Hatta program yapmaya da bugün karar verdik. Doğru. Doğru mu? Yani öncesinde diğer belki meslektaşlarımızı aslında zan altında bırakmak istemiyorum ama bir hazırlık, ne sor, şunu sor, bunu sor, hiç şunu yok. Konuşalım. Böyle bir derdimiz yok. Evet. Bam 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 elimize ne gelirse soracağız. Siz de açık yürekle cevap vereceksiniz. Buna inancımız tam. Şimdi AK Parti'nin geçiş hikayesi de benim ilgimi çekti açıkçası. Orada nasıl geçtin? AK Parti nasıl geçtin? Oraya da geçelim. Onu söyleyeyim Ahmet Bey. Dediğim gibi 96'da ticarete başlamıştım. O süreçlerde işte koalisyon hükümetlerinden sürekli zamlar, dolarlar bilmem ne çok zorlu bir süreç vardı. 2002 yılında tek başına gelen bir iktidar olunca gerçekten de şöyle bir imaj oluştu Türkiye'de. Koalisyon hükümetlerinden ülkede hizmet yapılamıyor. Çünkü biri bir tarafa çekiyor, biri bir tarafa çekiyor algısı oluşmuştu. Ve tek başına AK Parti gelince de bir böyle sanki adalet geldi, huzur geldi imajı oluştu. Bu neydi mesela? Yine ülke aynı bugünlerdeki gibi zor günlerdeydi o günler. AK Parti Genel Başkanı, bugünkü Cumhurbaşkanı demişti ki o gün, milletvekili araçları lükstür. Benim halkım, vatandaşım simide ekmeğe muhtaçken milletvekili lüks bir araçta gezemez demişti. Milletvekilinin oturduğu evleri dahi satmıştı o günlerde ve ben inanın göğsümü gere gere alkışlamıştım. Evet işte bu olmalı demiştim. Ve bu süreçler tabii çok 2007 yılına kadar çok memnuniyetle devam etti. Çok memnun kaldım. Tabii 2007'den sonra bayağı sorunlar oluşmaya başladı. İşte Halkbank'tır, ayakkabı kutularıdır, başka bir şeylerdir falan filan. Tabii AK Partili olmakta da şöyle bir şey var sanki. Bunu ben zaman zaman anlatıyorum. Spor, futbol takımı tutar gibi parti tutumu var bizde. Türk halkında bu var. Futbol takımı tutarsınız eyvallah ama yani bir partiyi tutarken ya da ülkenin yönetimini, memleketinin yönetimini tutan kişiyi de tutmak biraz yanlış olduğunu ben fark edenlerdenim. Bu ayakkabı kutuları falan olunca bana AK Parti'yi savunuyorum diye tepkiler geliyordu. Orayı sattı, burayı sattı falan filan gibi. Ben de işte satıyorsa da ülkeye hizmet yapıyor falan gibi savunmaya geçiyordum. Daha sonrasında böyle bir gün, kış günü, sonbahar kış günü acıktım ve yemek yemek istedim o an. Çünkü hani evimizde iş yerimiz aynı değil. Cüzdanımı bir açtım da baktım hiç para yok cüzdanımda. İnanın karnım çok aç o gün. Sonra çarşıya doğru indim böyle bir arkadaş yanına gideyim bir hani bir şeyler yapayım gibi. Sonra moralim bozuk bir şekilde geri geldim. İşin kötü tarafı iş yerimin yakınında bir ekmek fırını var. Oradan geçerken ekmek o kadar sıcak kokuyor ki. Açsın bir de düşünün. Montumun cebine elimi attım 50 kuruş çıktı. Yani ekmek 1 TL ve benim montun cebinde 50 kuruş ve başka hiç param yok. Dedim ki sen buradan bir tane ekmek alamıyorsun çünkü 50 kuruşun var. Sana açlık yakışır dedim. Sen akşama kadar aç gezeceksin bugün ve iş yerimin bürosu vardı. Çıktım oraya oturdum dedim ki ya bu insanların söylediği gerçekten doğru galiba. Ben düz mantık hani at gözüyle bir yere bakıyorum ama şimdi dedim ben cebimde para olsaydı restorana gidecektim.
Restoranda bir tabak yemek yiyecektim. O günün parası 5 TL ise 5 TL verecektim ama bu restorancı manavdan sebze alacaktı. Fırından ekmek alacaktı. Marketten yağ alacaktı. Yani bu para bir şekilde bu ilçede dönecekti. Ben cebimde bir ekmek parası bulamıyorsam, esnaf olarak, vergi veren birisi olarak, işte ne bileyim belediyelere, her neyse, her tarafa vergi veren birisi olarak bir tabak yemek parası yoksa cebimde, bu çark nasıl dönecek diye düşündüm. Ve tabii o süreç içinde AK Parti olduğum dönemlerde bizim Fatih Belediye Başkanımızı çok tutar ve taraf tutardım. İçişleri Bakanı o zaman İdris Naim Şahin'di. Yapılan bir iki yanlışlar vardı. AK Partili olmama rağmen İçişleri Bakanlığı'na şikayet ettim. Dedim ki burada yanlışlar var dedim. Tabii oradan bana hiçbir haksızlık var gibi bir cevap gelmedi. Gelmeyecekti de zaten, yani haklı olarak kimse kimseye soru sormayacaktı. Niye gelmeyecekti? Yani demokrasi olan bir ülkede ya da hukukla yönetilen bir ülkede sizin şikayetiniz İçişleri Bakanlığı'ndan karşılık bulmayacak mıydı? Ben bulacak diye şikayet etmiştim. Hı-hı. Bakın AK Partiliyim ve kendi belediye başkanım, kendi belediyemi İçişleri Bakanlığı'na diyorum ki siz oradan göremiyorsunuz ama bizim ilçemizde bu gibi sorunlar var diyorum. Oradan bana gelen yapılan araştırmada herhangi bir sıkıntı görülmemiştir diye bir cevap geldi. Tabii ki öyle bir cevap geleceğini de beklemiyordum açıkçası. Yani yanlışa dur denilmesi gerektiğine inandığım için yazmıştım zaten. Orada ben yapı olarak, siz daha yeni tanıştık sizinle biz ama ben biraz çok net bir insanım. Yani çok böyle yavaş yavaş gitmeyi bilmem. Nettirimdir yani, direkt insanların yüzüne söylemediğim, arkasından da söylemem. İşte orada da ben, bu da vesile oldu tabii ki. Sonra bir baktım işte AK Partili arkadaşlarımızın seçimden seçime bize gelip aa ne haber Fatmacığım falan dediğini, biz onlara destek verirken onların bir yerlere gelerek tepeden bize baktığını ki hazmedemedim yani. Açık bir net hazmedemedim. Şimdi milletvekili bugün geliyor biliyorsunuz. Benim ilçeye geldiğini düşünün. Vatandaş hemen ooo vekilim hoş geldin. Hayır efendim, vekil senin karşısında düğmeyle eklesin. Çünkü sen o vekile oy vermişsin. Değil mi? Yani senin oyunla vekil olmuş. Ben niye onun karşısında ceketini ekleyeyim abi? O gelsin bana sorsun, ne derdiniz var? Allah razı olsun, destek verdiniz, vekil oldum gibi şeyler o söylemeli. O benden özür dilemeli, o benim hatırımı sormalı. İşte bu vesileyle o bir tabak yemek bana bahane oldu ve yapılan yanlışları görmek, bahsettiğim gibi. Bizim AK Parti tabanının bir nevi, hala bugün de öyle olduğunu düşünüyorum. AK Parti tabanının alttakileri dolgu malzemesi olarak kullanıyorlar üsttekiler. Bakın siyaset, benim siyasete girme düşüncem, asla ben bir yerlere geleyim, buradan da işte bir kazancım olsun, bakan olayım, başkan olayım hiçbir düşüncem yok. Gerek de yok. Zaten benim bile bile emeklere getirdiğim bir ticaretim var, ilgilenmem gerek. Ama bugün ticaretin içindeyken, ben bir tabak yemek yiyemediğimde, bu çarkın dönmediğini gören bir insan olarak hala susarsam, hala sesimi çıkartmadığım takdirde bu böyle devam edecek. Nasıl mı devam edecek? İktidar partisindekilerin garibanları dolgu malzemesi kullanmaya devam edecek. Adaletsizliğe devam edecek. Yani tabii şu an ki, bir adaletsizlik olduğunu mu düşünüyorsunuz? Ben o günler için söylüyorum. Hmm. O günlerde tabii ben buna susmamam gerektiğini ve kafamda şöyle bir şey geçirmiştim. Dedim ki artık hiçbir siyasi partiye oy kullanmayacağım ve sandığa gideceğim. Hiçbirinizi istemiyorum diye yazacağım demiştim. Bu kadar netti kafamda. Çünkü yanlışlarını gördüm üzerimde falan filan. Daha sonrasında zaman aşımında işte Büyük Birlik Partisi'nde emin olun ben Fatsa'da duymadım, bilmiyordum. Aslında daha önce varmış Büyük Birlik Partisi Fatsa'da ama demek ki tanıtamamışlardı. Sadece bildiğim bir AK Parti vardı benim, bir de CHP vardı tanınmış olarak. Bana bir kardeşlerim geldi işte benim süreç sonunda. Dediler ki işte seni biz aktif görüyoruz. Büyük Birlik Partisi Teşkilatı'nı Fatsa'ya kuracağız. Sizin de bize destek vermenizi istiyoruz, yanımızda olmanızı istiyoruz falan gibi sözler söylediler. Ve bu vesileyle bana bir düşünce durdu kafamda. Rahmetli Musun Yazıcıoğlu ile tanışma imkanım hiç olmadı. Tabii siyasete girdikten sonra kendisini araştırdım, sözlerini falan bugün atasözü gibi kullanırım. Daha sonrasındaki süreçte ben biraz düşünmek istiyorum gibi süreçlerle biz bir şekilde oradaki Büyük Birlik Partisi'ne katılırken ki düşüncemi de sizinle paylaşayım. Belki dedim hiçbir yere gelemez ama yani hep insanların bir siyasi partiye girerken beklentileri var ya, bir şeyler olacak, bakan olacak, vekil olacak falan falan. Belki dedim Büyük Birlik Partisi yönetimi gelemez, ülkeyi belki yönetemez ama dedim en azından dedim ben AK Parti'nin içinde yanlışları göre göre sizlerim demektense bir tarafta doğruları savunurum da dedim vicdanım rahat eder. Bakın fark ederseniz Büyük Birlik Partisi'nden birileri AK Parti'ye geçerken ben AK Parti'ye dünya kadar üye yaptırmış birisi olarak bırakıp Büyük Birlik Partisi'ne geçtim. Yani buradaki tek amacım vardı, doğruları savunmak ve doğruları söylemekti. Hiç önemli değil kaç oy aldığımız, yüzde kaç oyumuzun olduğu da önemli değil. Ama doğruları savunduğum için vicdanen çok rahatım.
Beni tanıyan müşterilerim olsun, çevrem ve aile bakış taraflarım olsun, emin olun. Benim hani biraz böyle çok dobra olduğumu bilirler. Sen işte siyaset yapıyorsun Fatma Hanım, bu kadar işte net konuşma ya da işte dobra olma gibi. Vallahi yapacaksam ben böyle yapacağım, yapmayacaksam da çok da önemli değil benim için. Evet, başkanım. Geçiş faslımız böyleydi aynen. Yani kısacası. Öncelikle şunu söyleyeceğim, çok hem ticaret hayatın evet. Hem siyaset hayatını buradan görmüş oldum, özetlemiş oldum. Evet. Seni de çok güzel bir şekilde özetledin, teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim kardeşim. Bir de iyi yayınlar mesajları var birkaç tane, onları size aktarayım. Hem dinlendirmiş olayım sizi çünkü bugün ama biraz bir yoracağım. Saati, bak bir şey söyleyeceğim Ahmet Bey, bu bir saati iyi değerlendirelim. Eğer soru soran varsa onları alalım. Tamam, sorular da olacak. Şöyle de bir şey var. Bir saati bir buçuk saat yaparız. Problem bilemiyorum değil. Bilemiyorum yani. Çünkü süremiz doluyor diye kabul etmeyeceksek yok, tamam sıkıntı. Süremizle siz karar vereceksiniz. Teşekkür ederim. Hatice bizim Ünye'den canımız ciğerimiz arkadaşımız mesaj göndermiş. Hayırlı yayınlar diliyorum. Evlerimize hoş geldiniz demiş. Teşekkür ediyoruz Hatice sağ Hanım. Olsun bize ne kadar güzel olarak değil mi? Kabul evde etti. Gibi olmak. Aynen evlerimize hoş geldiniz. Aynen. Biz zaten formatımız bu başkanım. Sizinle sohbet ediyoruz. Eşimiz, dostumuz, arkadaşlarımız da sohbetimize dahil olmuş oluyor. Amaç tabii, bu. Tabii. Memleket meselesini konuşuyoruz. Sizinle dostlarımız da sohbetimize dahil olmuş oluyor. Soru sormak isteyenler, fikir almak evet. isteyenler olursa da belirtirlerse memnun olurum. Evet, biz onu da diyelim. Fikirlerimizi açıklığa kavuşturmuş değerli oluruz. Arkadaşlar, bütün soruları Sayın Başkanıma sorabilirsiniz. Evet. Bunu da dipnot olarak bildirelim. Büyük Birlik Partisi Kadın Kolları Kocaeli, hayırlı yayınlar mesajını göndermiş. Teşekkür ediyorum Emin kendisine. Akkoyun ablacığım, hayırlı akşamlar İstanbul'dan selam ve sevgiler demiş. Allah razı olsun. Yine Büyük Birlik Partisi Kadın Kolları Kocaeli bayrak, Türk bayrağı like'ı göndermiş bize, sağ olsunlar. Celal Biliş, hayırlı akşamlar ablam, selam Irak'tan demiş. Biz selamlar de olsun Irak, Celal kardeşim. Evet, Irak'a selam gönderdik. Gurbete gittiler. Nazlı İsabetli Başkanım da, Fatma Başkanım hayırlı akşamlar, iyi yayınlar demiş. Nazlı İsabetli Başkanım da Sivil Toplum Hareketi Kadın Allah Kolları Başkanımız. Çok teşekkür ediyorum. Evet, Büyük Birlik Partisi Kadın Kolları Kocaeli, ağzına sağlık başkanım demiş anlattıklarınızdan dolayı. İyi yayınlar dilemiş. Hakan Biçer'de hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar Ahmet Bey demiş. Hakan Biçer'de bizim kıymetli arkadaşımız. Selamlar olsun. Evet arkadaşlar, sorumuz varsa başkanımıza da sorularımızı sorabiliriz. Memleketle alakalı sormak evet. istedikleri varsa biz de fikirlerimizi söyleyelim. Dediğiniz gibi biraz önce siz de bahsettiniz ya, anneyiz. Hani bir evin yönetimi ne kadar baba çalışsa da annededir sonuçta. Evet. Yani bir evde 4-5 çocuk vardır ama bunun idaresi, yemesi, içmesi, paylaşımı anneden geçer. Evin temizliği ve düzeni anneden geçer. O yüzden bence bir kadın olarak olması gerekenleri işte fikrimizi söyleriz, anlatırız, bu böyle olmalı deriz. Kadınlar olmadan biliyorsun yaşanabilir bir Türkiye düşünemiyorum ben. Yaşanabilir bir dünya düşünemez. Dünya düşünemez. Kadınlar olmadan. Kadınlarsız yaşanamaz evet. gibi yani bence yaşayamazlar. O yüzden kadınlara da biraz değer vermek lazım. Biraz bu arada değil ya, biraz değil aslında tekrar çok konusu gelmişken lazım. Unuturum. Bir unutmayacağız, unutturmayacağız. Neydi o çocuk şeyi? Vardı mahkemesi. Elmalı evet, mıydı? Elmalı davası. Elmalı davası. Çok ayrıntısına girmeyeceğim. Evet. Şimdi çocuk tecavüzcüleri. Mahcup olduğumuz bir durum yine. Evet ama bu bizim ilk mahcup olduğumuz bir durum değil. Konusuna girmiyorum. Evet. İlk mahcup olduğumuz bir durum değil. Bizim erkek çocuklar, kız çocuklar, şey kadın cinayeti. Büyük Birlik Partisi iktidarda olsaydı nasıl bir karşılık verirdi bu durumda? Yani sonuçta iktidar muktedirdir, güçtür. Evet, hemen ne söyleyeyim. Yapardı? Bizim genel başkanın söylediği bir şey var. Diyor ki kadın cinayeti, çocuk tecavüzcüsü ve PKK'lı askerimize silah sıkanlara idam gelmeli diyor. Bakın, İdam gelmeli mi? Bence gelmeli. Çünkü kısasta kısas vardır kardeşim. Önünü alabiliyor muyuz? Alamıyoruz. Ne PKK'nın önünü alabiliyoruz ne de cinayetin ve tecavüzlerin önünü alabiliyoruz. Evet. Şimdi İstanbul Sözleşmesi vardı ya. Şurada konuyu kesmeden bir devam edelim. Bu konuyu benim için önemli bir konu. Çünkü Kadın Kolları Kocaeli de o soruyu sormuş biliyor musun? Çocuk istismarları için ne düşünüyorsunuz? Elmanı ben şimdi anlatacağım onları Ahmet evet. Bey. Şimdi anlatıyorum. Yani soru İstanbul Sözleşmesi için o da isabet evet. olmuş. İstanbul Sözleşmesi iptal edildi diye birçok tepkiler geldi diğer siyasi partilerden. İstanbul Sözleşmesi yasalaştığı günden beri hangi kadınımızı korumuş? Var mı bunun şeyi kadını koruduğu delilleri var mı? Hayır yok. İstanbul Sözleşmesi bizim Türkiye toplumumuzun dini inancımızı tamamen bozan bir yasaydı. Bence. Karşısınız. Ben İstanbul Sözleşmesi'ne karşıydım. Hı hı. Çünkü kadınları çok daha hür bırakmış. Çok daha kadın eşitliği, erkek eşitliği diye ortaya koyulmuş. Ama bu bizim toplumun olmaması gereken bir kadın erkek tasarıydı. Eşitliği yok mudur? Bakın kadın erkek eşitliği vardır. Ama kadın erkek eşitliği de bugünkü gündemdeki gibi olmamalıdır kardeşim. Evet. Türk Müslüman olarak biz Müslüman evet. topluluk olarak olmamalıdır. Şimdi evet. ben bakın Mustafa Kemal Atatürk bile kaç yılında bize kadına seçme ve seçilme hakkı vermiş. Bakın ben bir kadınım, ticaret yapabiliyorum. Ben bir kadınım, siyaset yapabiliyorum. Bu eşitlik değil midir? Evet. Ama bunun daha bir eşitlik adına
başka yollara, başka şeylere çekmek de yanlıştır yani. İşte gördüğümüz gibi bakın bugün çocuk çoğultumuza yapılan eziyet, cezalar. Biz nasıl bir gelecek bırakacağız ya? Biz bu Türkiye'de gelecek çocuklarımıza nasıl bir Türkiye bırakacağız? Büyüklerimiz Çanakkale'de şehit olarak, işte atalarımız, dedelerimiz orada kalarak bize çok güzel bir ülke bıraktılar. Biz bu ülkeyi şu an böyle bir çeviriyoruz top gibi. Yazıktır bize. Yani Türk toplumuna da yazıktır. Bu da duyarsız kalınmamalıdır. Ben bakanlarımızı bu konuda özellikle göreve davet ediyorum. Büyük Birlik Partisi'nin tavrı uzun zamandan beri şudur. Hatta Cumhurbaşkanımızın şöyle bir sözü de vardı. Eğer idamla alakalı işte önüme gelirse dosya ben bunu imzalarım demişti. Ve bunun üzerinden kaç yıl geçti. Büyük Birlik Partisi 2000 imza topladı. 2 milyon mu imza topladı. Ve idam istiyoruz dedi. Şimdi Cumhurbaşkanımız sağ olsun bütün önüne gelen dosyaları imzalıyor. Ama bu konuya gelince imzalamıyor. Cumhurbaşkanı duymuyor mu? Görmüyor mu? Bence görüyor. Bunun arkasında başka zorluklar varsa, yani idam getirmesinin arkasında başka zorluklar varsa da onu da aşacak olan Cumhurbaşkanı'dır. Sonuçta Cumhurbaşkanı nedir? Ülkeyi yöneten, halkını koruyan bir insan olmalıdır. Vallahi bizim çocuklarımızın geleceğinden ben şüphe ediyorum. En kötüsü ne biliyor musunuz? Siz de bunu bilirsiniz. Benim küçük kızım 14 yaşında bugün. İnanın iş yerinde büyüttüm ve komşu esnaflar onu her gün alıp sevmek için Dereoğulları eline çikolata dondurma alırlardı. Buyurun kardeşim. Bugün birinin çocuğunun mümkün saçını değil okşayabiliyor musunuz? Mümkün bugün değil. Yakın akrabanızın çocuğunu sevebiliyor musunuz? Direkt arkasına art niyet arayacağız. Hı. Haklıyız aramakta. Korkuyoruz çünkü her şeyden korkuyoruz. Niye bu topluma geldik abi biz? Şimdi eskiden oydu, eskiden buydu diyenler var ya. Bakın bugünkü iktidar için. Eskiden öyle vardı, eskiden böyle vardı diyorlardı ya. Eskiden kimsenin çocuğuna yan gözle bakılmıyordu kardeşim. Herkes akrabasının çocuğunu seviyordu. Herkes birbiriyle bir diyalog vardı, saygı vardı, sevgi vardı. Ya saygımız bitmiş. Adalet yok, sevgi yok, akrabalık yok. Batsın bu dünyaya. Vallahi de batsın bu dünya yani. Hangi birinden başlayayım ki Ahmet kardeşim? Bırakın siyasetçi olmamı. Ben bir anneyim. Ben bir kadınım ya. Yani benim kızımın geleceğinden endişe ediyorum abi. Çocuğumu ben şu an bizim zamanımızda köylerde işte mektep dediğimiz Kur'an öğretilen bir camiler olurdu. Yani bu camilerde çocuklar biz hepimiz namaz kılmayı, Kur'an okumayı öğrenirdik. Hayırı, sevabı, günahı bilirdik. Ben çocuğumu Kur'an öğrenmeye göndereceğim. Köyde bir tane çocuk yok abi. Neden? Çünkü hepsini şehire taşıdık. Ben kız çocuğum bugün işte 10 yaşından beri göndermek istiyorum. Köyde bir tek imam var. Benim köyümde 5 tane cami var. 5 tane imam var. İçinde bir tane cemaat yok. 5 tane de öğrenci yok. Niye yaptık o zaman bu camileri biz? Niçin yaptık abi? Ne yaptık biliyor musunuz? Camileri çoğalttık. Cemaati yok ettik. Anladınız mı? Yani köyleri yok ettik. Benim çocuğum din öğrenemedikten sonra, benim çocuğumun elinde bir telefon, yani başka şeyler öğreneceğine, niçin din öğrenemiyoruz biz ya? Atatürk işte ne bileyim efendim CHP camileri basıyormuş da çocukları okutmuyormuş falan filan. Bunlar geçmişte kalmalı, biz geleceğe bakmalıyız. Geçmişte hata yapılmış olabilir. O parti ya da bu parti. Ama siz düzgün yapın. Siz eğitimi düzeltin. Değil mi? Yani siz bir şeyler yapın abi. Ama biz bunları yapmaktan ziyade bugünkü gündemde maalesef her akşam o da öyle mi olmuş demekten artık yorulduk. Şehitlerimizle alakalı mekanı cennet olsun diyoruz. Şehidin mekanı zaten cennet. Değil mi? Bence cennet. Mekanı cennet olsun. Öyle bir alıştırıldık ki. Musul Yazıcıoğlu'nun bir sözü var biliyorsun. Önemli olan şehit vermeye alıştırılmamak gibi bir sözü var. Şimdi biz şehit vermeye alışmışız abi. Çocuk tecavüzcülüğüne alışmışız. Tabii bunlarda çocuk tecavüzcülüğüne alışmakta da örnek göstermem gerekirse yanılmıyorsam bir yurtta erkek çocuklara bir tecavüz konusu olmuştu ve bayan bakanın o da şöyle bir sözü vardı. Bir kereden bir şey olmaz. Siz bunu çok iyi bir örnek olarak anlatmadınız. Diyecektiniz ki nasıl böyle bir şey olur? Kimse o gün ipini kesiyorum diyecektiniz. Örnek göstermeyecektiniz bunları. Yani o yüzden maalesef askerdeki çocuklarımız, bakın kuzularımız diyorum ben onlara. Anneler çünkü kına yakarak gönderir. Asker evlatlarımız ne zaman şehit geleceği belli değil. Küçük çocuklarımızın ne zaman tecavüze ve cinayete kurban gideceği belli değil. Biz nasıl bir ülkede yaşıyoruz ya? Bakın emin olun Türkiye'nin taşının toprağının cennet olduğunu bilen biriyim. 15 yıl önce ben yurt dışına gittim. 15 günlüğüne gitmiştim ve beni bir an önce bir hafta sonra geri gönderin diye yalvardım ve indiğimde İstanbul'da toprağı öptüm ben. Şimdi ben bu ülkede yaşamak istemiyorum kardeşim. Şahsım adına söylüyorum. Ticaret yapıyorum. Birkaç yıldır kafamda şu var. Ben yurt dışında ticaret yapmak istiyorum diye. Neden? Neden yani biz bu Türkiye'yi böyle mi kalkındıracağız? Yani bak biliyorsunuz ki yurt dışından kimse bize daha yatırım yapmıyor artık. Çünkü Türkiye'de güven kalmadı. 2002 ile 2007'de olan o süreçte olan güveni biz niye kaybettik? Yani niye devam edemedik? Niye biz işte iyi ki bunlar iktidar derken, alkışlarken, destek verirken niçin böyle bir farklılaştık?
Yani 2011'den sonra zaten hiç anlatmaya da gerek yok bunu. 2013 yılında işte ben dediğim gibi Büyük Birlik Partisi'ne geçtiğimde gururluyum. İyi ki de bu partiyim. Neden Büyük Birlik'te onu da söyleyeyim. Şimdi dedim ki bugüne kadar iktidara gelmemiş. Yani bugün ne kadar MHP, CHP işte diğer partiler iktidara gelmiş. Ama Büyük Birlik Partisi iktidara gelmemiş. En azından bu halkı hiç kandırmamış. Biz bir şeye vaatler edip de yani yarın o sözü tutulmazlık yapmamış. En temiz siyaset bence şu an Büyük Birlik var dedim. Ki dedim insanlar da bir gün benim gibi bu yanlışı fark edecekler. Ve yerleri de Büyük Birlik Partili olmalı dedim. Ve dediğim gibi gururluyum, mutluyum. Seçim esnasında maddi ya da manevi bayağı bir emek harcadım ama helali hoş olsun. Muhsin Başkan'ın dediğim gibi ölümünden sonra, 2013 yılından sonra daha çok tanıdım. Yaşarken çok tanımak isterdim. Biraz kendimi onda görüyorum. Yani net, tavırlı, kısasta kısas vardır. Vardır abi kısasta kısas. Ama rahmetli herkes seviyor ben seçim esnasında çıkınca. Ama oy vermeye girince kimse oy vermiyor. Bir de bizim Türkiye'de şu var. Necmettin Erbakan, işte rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu gibi öldükten sonra kıymet biliyoruz. Diyorum ki işte bakın Osmanlı kadını. Dik ve doğruları savunmaya buradayım. Benim kıymetimi ölmeden önce bilin diyorum. Ben öldükten sonra Fatma Hanım iyiydi falan deseniz de iş işten zaten geçmiş olacak yani. Böyle. Başkanım birkaç tane mesaj var. Ben de güncelken okuyayım ki diyorum. Hani şey geçmesin mesajlarımız iyi yayınlar dilekleri geliyor. Mesela Meral Öztürk Eskişehir'den selamlar demiş. Hayırlı yayınlar başkanım demiş. Halil Kelem abimiz hayırlı yayınlar kardeşim demiş. Sağ olasın abim seviyoruz seni. Kadın Kolları Kocaeli, Büyük Birlik Partisi Kadın Kolları Kocaeli az önceki soruyu, sizin cevapladığın soruyu sormuştu. Çocuk istismarları için ne düşünüyorsunuz demişti Elmalı davası ile ilgili. Açıkladınız. Hakan Biçer demiş ki peki başkanım Cumhurbaşkanımızın yaptıklarını beğenmiyor musunuz? Hayırlı akşamlar demiş. Bunu cevaplarsınız. Zaten cevapladınız. Yine üzerine konuşmak isterseniz devam edebilirsiniz. Hakan Biçer'in sorusu peki başkanım Cumhurbaşkanımızın yaptıklarını beğenmiyor musunuz? Gibi bir soru sormuş. Meral Öztürk yine çocuk istismarı bugün yarın konuşulacak ve yine unutulacak. Devlet yine kulak ardı edecek. Muhsin Başkanımızın dediği gibi gül kokulu çocukları yıkayıp gömmekten toprak utandı ama biz utanmayacağız. Ya Muhsin Başkanım biz sözü. Utanmıyoruz. Evet bunu bir kere daha yinelemek istiyorum. Durmuş Başkanım'ın mesajı var. Ondan bir önce Meral Hanım'ın Muhsin Başkanımızın dediği gibi gül kokulu çocukları yıkayıp gömmekten toprak utandı ama biz utanmıyoruz, utanmayacağız demiş. Teşekkür ediyorum evet, başkanım. Çok güzel bir sözdü. Tüylerim diken diken utanmıyoruz. Oldu. Maalesef utanmıyoruz. Durmuş Zor Başkanım, Büyük Birlik Partisi Ordu İl Başkanımız Ahmet Bey iyi yayınlar Fatma Hanım hiçbir şey için geç kalındı sayılmaz demiş. İyi yayınlar dilemiş bize. Teşekkür Fatma ediyoruz. Hanım diyor hiçbir şey için geç kalındı sayılmaz. Bu ülkede on binler gerçeği gördüğünde son nefeste bile Büyük Birlik Partisi'ne gelmeli. Fikirlerini net söylemeli. Biz şehit dillerimizle bu partiyi kurarken Allah'ın birliği ve peygamberin risaleti dışında her şeyi tartışırız dedik. Azrail herkes için bir gün kapıyı çalacak korkunun alemi yoktur. Ben izninizle başkanımın mesajını bir kere daha dinleyeceğim. Çünkü bazı mesajlar yüreğe dokunur başkanım. Evet her gelen mesaj bizim için çok değerli ama bazıları bam teline dokunur ya. O yüzden ben Durmuş Zor Başkanımın mesajını yenileyeceğim size. Olur. İyi yayınlar dileklerini iletmişler ve devam etmiş. Fatma Hanım hiçbir şey için geç kalındı sayılmaz. Doğru. Bu ülkede on binler gerçeği gördüğünde son nefeste bile Büyük Birlik Partisi'ne gelmeli. Fikirlerini net söylemeli. Biz şehit liderimizle bu partiyi kurarken Allah'ın birliği ve peygamberin risaleti dışında her şeyi tartışırız dedik. Azrail herkes için bir gün kapıyı çalacak korkunun alemi yoktur. Durmuş korkunun başkanıma yüreğine yok. Sağlık. Teşekkür başkanım lütfen köyler yok olmadı size katılmıyorum demiş Hakan Biçer. Köyler yok olmadıysa bir açıklasın bize. Evet. Olmayışını köyler anlatsın. Yok olmadıysa Hakan Biçer altına yazar mısın köylerin yok olmadığını demiş. Evet hayırlı hayırlı akşamlar demiş Şeref Savan. Biz evet, de hayırlı akşamlar diyoruz. Allah razı olsun. Nazlı İsabetli diyor ki Sayın Başkanım der ki Ordu'da bir il başkanı olarak kadınlar hakkında ne gibi bir girişimde bulundunuz sosyal ya da girişimci olarak demiş Nazlı Başkanım da aynı zamanda yine selamları var. Evet ilk sorudan başlayalım. Cumhurbaşkanımıza ne dediler orada? Evet. Cumhurbaşkanımızın yaptıklarını doğru bulmuyor musunuz dediler evet, galiba. Cumhurbaşkanımızın yaptıklarını doğru bulmuyor musunuz demiş. Oradan evet. Sorumuz gelmiş. Şimdi evet. Cumhurbaşkanımızı doğru bulmuyor muyum? Doğru bulduğum yerleri de dediğin gibi ben kendisini çok severim. İnanın yani Tayyip Erdoğan olarak severim. Bütün insanları severiz zaten. Yaradan'dan ötürü severiz.
Ama bize insanların yaptıkları önemlidir biliyorsunuz. Hani derler ya, paran pulun dinin yamanın senin olsun, bana kişiliğin lazım diye. Şimdi Cumhurbaşkanımızın yaptıklarını beğenmiyor muyum? Evet, beğenmediğim çok yönü var. Zaten bu yüzden de her zaman da söylüyorum. Yaptıklarını beğenmediğim konularda bir vatandaş olarak biz ne isteriz abi? Huzurlu bir ülkede yaşamak isteriz. Ekonomisi rahat olan bir ülkede yaşamak isteriz. İşsizliğin olmadığı bir ülkede yaşamak isterim mesela. Cinayetlerin olmadığı, adaletin doğru olduğu bir ülkede yaşamak isterim. Ama maalesef 15 Temmuz darbesinden sonra evet bir ülke işgal edilmiştir, edilmeye çalışılmıştır, bu başarılmıştır ama o günden sonra şöyle bir algı oluştu. Doğruyu savunan insanlar, yani ben biraz hani diyorlar bana şaka espri, sen yürek miydin falan diyorlar da herkes benim gibi değil, anlatamıyor. Herkese bir korku algısı yaratıldı. Yani konuşursan seni içeri atarım, konuşursan sana ceza keserim, konuşursan şunu yaparım gibi bir algı oluştu Türkiye'de nedense. Niçin? Yani biz niye şu an korkuyoruz hükümetten? Yani yanlışlarını söylemekten niye korkuyoruz? Herkesin yanlışı olabilir. Benim de yanlışım var olabilir. Yani biz bunu yanlışı söylemediğimiz zaman yanlışa devam ediliyor görüyoruz. Ama diyoruz ki biz bunun yanlış olduğunu aktaralım. En azından söylemiş olalım. Ki onlar da bu yanlış olduğunu görsünler ve geri dönsünler. Hatadan geri dönsünler yani. Muhalefet niye vardır? Yanlışlarını söylemesi için vardır. Muhalefet niye vardır? İşte hani bu yanlıştı, bu doğrudur demek için vardır. Herkes sadece tek partili olmak zorunda şu anki görüntüde. Onun dışında da konuşamazsın. Yani yargılayamazsın, yanlıştı, şudur budur diyemezsin. Vallahi şuna inanıyorum. Rızkı veren Allah'tır. Hiçbir siyasi partinin başkanı rızık vermez. Bu bir. Hiçbir siyasi partinin başkanına da ecelim gelmeden ben öldüremez. Yani bunu niye söylüyorum? Korkmanın bir anlamı yok. Kimden korkuyoruz? Yani bugün iktidar partisinin demeyeyim de ben. AK Parti'nin genel başkanından korktukları kadar Allah'tan korkmuyor bu insanlar ya. Allah'tan korkmuyorlar yani. Bunu hepimiz görüyoruz. Hepimiz biz bunu görüyoruz. Yani şimdi din, iman, kitap, Allah'ın emirleri yok sayıldı. Bir tarafta bir AK Parti genel başkanının dedikleri yapılmaya başlandı. Bakın AK Parti Genel Başkanı bugün Recep Tayyip Erdoğan'dır, yarın Ahmet Mehmet olur. Hiç önemli değil. Ama bir siyasi parti başkanıdır. Bu kadar korku niye kardeşim? İşte esnafmış, ceza keserlermiş. Ne bileyim, çocuğu işe girecekmiş, almazlarmış. Bırakın almasınlar. Eğer siz yanlışa evet diyerek çocuğunuzu işe aldıracaksanız, eğer siz ceza kesilmesi gerekirken konuştuğunuz için ceza yiyecekseniz bırakın yiyin kardeşim. Bırakın yiyin, bu korku nedir ki? Para gelir geçer. Değil mi? Rahmetli Musun Yazıcıoğlu cezaevlerinde yatmış, cezalar görmüş bir insan. Yani bunun yanında bizim bu doğruları söylememiz nedir ki ya? Değil mi? Nedir ki? Adamın tırnakları sökülüyor. Adam hala siyaseti ve doğruyu savunmaya devam ediyor. Biz şimdi iki cümle söylemekten korkuyoruz. Niçin? Menfaat için. Niçin? AK Parti'ye üye olmayı köydeki gariban kardeşim ne zannediyor biliyor musun? Onun işi düştüğünde görülecek zannediyor. Oysa ki geldiğinde bir ilçe başkanına dahi ulaşamıyor. Bunu bilemiyor o köydeki kardeşim. Şehirdeki kardeşim de işte bir işim düşer ya da şu olur bu olur gibi. Ya da insanlara böyle bir algı veriyorlar. Mesela bugün bize son zamanlarda şu gibi şeyler geliyor. İşte başkanım biz yıllarca AK Parti'deydik, emek verdik, maddi manevi yorulduk. Evet iyi yapmışsınız ama bir çocuğumu işe koyamadım. Siz öyle bir söz verdiler demek senin beklentin olduğuna göre. Ya da siz çocuğunuzu işe koydurmak için oraya geçtiniz. Değil mi? Bir beklentiniz vardı yani. Peki bu beklentiniz varken şimdi çocuğunuzu işe koyamadınız. Yıllarca ben fark ettim. Haram olduğunu, yanlışa evet dediğimi, alkışladığımı, yanlış olduğunu bilerek vazgeçtim. Kardeşim sen de biliyorsun içeride sorunlar olduğunu. Bunu bile bile bir menfaat uğruna niçin devam ediyorsunuz? Niçin evet diyorsunuz yanlışa? Birileri ses çıkarmadığı sürece hak da yerini bulmayacak, adalet de yerini bulmayacak. Son zamandaki Türkiye'yi hep beraber görüyoruz. Bizim parti meselemiz yok. Benim AK Partili de kardeşim, CHP'li de kardeşim. Bakın biz bugün orada açılıştaydık beraber. Oraya mesela bizim ittifakta olduğumuz hiçbir partinin açılışa gelmeyenler davet edilmesine rağmen CHP'nin Gülyalı Belediye Başkanı oradaydı. Ayaklarına sağlık, Allah razı olsun. İşte halkın içindeki bir başkan. Yani hangi partinin olduğunu söyleyeyim. Ama şimdi başkanım siz Cumhur İttifakı'ndasınız. Evet. Millet İttifakı'nı burada plana çıkarmış oluyorsun. Valla şöyle söyleyeyim. İnsan olan, doğru olan herkese ben plana çıkartırım kardeşim. Bugün CHP'nin Gülyalı Belediye Başkanı açılışa geliyorsa, bizim Büyük Birlik Partisi ilçe başkanımız Bayan'ın açılış, iş yeri açılışına geliyorsa eğer, bizim ittifakın içinde olduğumuzdan da bir kişi oraya gelmiyorsa eğer, ben bunu burada konuşurum diyorsun. Ben CHP'li olmuş, başka partili olmuş beni ilgilendirmez. Gelmiş mi? Teşrif etmiş mi?
Başımızın üstünde yeri var, Allah razı olsun. Kim gelirse gelsin başımızın üstünde yeri var. Yani Cumhur İttifakı'nda falan filanız. Öyle yukarıda Cumhurbaşkanı'nın söylediği gibi de ittifak falan da yürümüyor yani. Siz şimdi Cumhur İttifakı'nda değil misiniz? İttifaktayız canım. Yani AK Parti'yle ittifaksınız ama AK Parti'de şöyle söyleyeyim başkanım. Açık bir aslında bir itirafta bulunacağım. Evet biz bu ekranlarda Cumhuriyet Halk Partisi yöneticisiyle de olduk. İyi Parti yöneticisiyle de olduk. Diğer siyasi partinin arkadaşlarımızla da olduk. Evet. Demokrat Parti İl Başkanımızla da olduk. Şunu ifade etmek istiyorum. Evet hepsi Millet İttifakı'ndaydı. Siz Cumhur İttifakı'ndasınız. Yani AK Parti ile aynı ittifakı'ndasınız. Fakat AK Parti'yi en acı eleştiren parti de siz oldunuz. Aynı ittifakta olmanıza rağmen. Şahsım olarak ben Durmuş Başkan daha çok eleştirenler. Mesela bize bu tepkiler geliyor. Siz ittifakın içindesiniz. Evet size bu tepkiler gelmiyor mu? Geliyor, bana da geliyor. Hı-hı. İşte senin suyun ısındı. Cezaevine bir paket sigara getiririm falan gibi espriler de geliyor. Şunu söylüyorum. Diyorum ki ben hak edersem beni atsınlar. Ama benden önce atması gereken o kadar çok katiller var ki. Beni en son plana bırakır muhtemelen de. Şöyle söyleyeyim. Şimdi biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı sisteminden sonra siyasi partiler tek başına %51 olduğu için iktidara gelme şansları olmadığı için mecburen bir ittifak kuruldu. Şimdi bu ittifaktan tabii ki genel başkanım daha çok yukarıda, onlar bu işi biliyorlar ama. Şimdi ittifak kurulunca siz öyle bir duruma geldik ki yani ya sağ görüşlüyseniz sağ tarafta olmalısınız ya da diğer tarafta olacaksınız. Biliyorsunuz Millet İttifakı'nda Saadet Partisi vardı. Adamlara rencide etmedikleri kaldı. Siz HDP'lisiniz, PKK'lısınız diye. Şimdi biz bu taraftayız. Yani ittifakın içindeyiz. Siz işte yanlış yapanlarla berabersiniz. Neyi konuşuyorsunuz, size niye üye olalım gibi geliyorlar. Peki öbür tarafta olsak ne diyeceklerdi? Siz HDP ile berabersiniz, CHP ile berabersiniz diyeceklerdi. Değil mi? Bunu söyleyecekler. Şimdi biz AK Parti'nin ittifakın, Millet İttifakı'nın içindeyken, Cumhur İttifakı'nın içindeyken, ittifakın içindeyiz biz diyerek, böyle eli kolu bağlayıp oturalım mı? Örnek söylüyorum. Benim bugün iş yerim var, gördün. Sen de benim iş yerimde ortaksın. Değil mi? Ortağız biz seninle. Sen benim iş yerimde bana sormadan mal alıyorsun, çek kesiyorsun, borç yapıyorsun, kredi çekiyorsun. Bir takım şeyler yapıyorsun. Bu da bizim iş yerimize zarar veriyor. Ben sana demeyecek miyim orada kardeşim Ahmet Bey, sen ne yapıyorsun? Bak bu yaptığın yanlış. Hadi bana sormadın da bunlar yanlış demem lazım sana. Demezsem dükkanı kapatmak zorunda kalırım. O zaman dükkanı kapatayım ben. İyi değil mi? Net. Yani ben şimdi o zaman değil mi? Büyük Birlik Partisi olmama gerek yok ki. Eğer biz her şeye susacaksak niye o zaman Büyük Birlik Partisi'yiz? Biz eleştirmemiz lazım. Bu bir. Ayrıca işte benim eleştirdiğimi söylüyorlar ama bakın. Genel Başkanım dün sabah Fox TV'de konuşma yaptı. Çok da gurur duydum. O kadar güzel noktalara değindi ki olması gerekenleri. Tarımı, çiftçiyi, esnafı hepsini söylemesi gerekeni söylüyor. Siz bugün ittifakın içinde olan Devlet Bahçeli'den hiçbir şey duyuyor musunuz? Ben duymuyorum. Zaten demişler CHP'de siyaset yapsa daha iyi olurdu diye Hakan Biçer. Şimdi arkadaşlar şöyle bir ricamız var. Evet zaten bizim izleyicilerimiz de bu konuda riayet gösteriyorlar. Buna inanıyoruz. Evet başkanım bir siyasi partinin temsilcisidir. Elbette eleştireceğiz. Elbette sorularımız olacak. Ama burada bizim konuğumuz kesinlikle kendi konuğuma hangi partinin olursa olsun... Çünkü kendi misafirimdir. Bizim kültürümüze göre de misafirimize asla olumsuz eleştiri yapabiliriz ama olumsuz hakaret içermeyen hakaret içermeyen her şeyde eleştirebilirler. Aynen öyle. Başkanım, Zübeyde evet. Demir iyi yayınlar demiş. Zübeyde Hanım'a selamlar. Hakan Biçer, başkanım gerçekten soruyorum. Muhalefet olarak kime yakınsınız? Saygılar demiş. Evet. Nasıl kime yakınsınız demiş. Yani muhalefet olarak kime yakınsınız? O da neyi kastetmiş? Az sonra bir cevabı daha var. Ona toplu cevap veririz. İki cevabı bir araya getiririz. Siyasi görüşüm açıktır. Muhsin Başkan'a can feda. Ama Büyük Birlik Partisi eski Büyük Birlik Partisi değil. Bizi kazanım olarak görürseniz nasıl ikna edersiniz? Sağlığında gözüm kapalı gelirdim. Ama şu anki oluşum tereddüt içeriyor. Hadi ben 50 kişi, 100 kişi geldim. Sayın Başkanım bizi ikna edin demiş. Hemen ediyorum. Şehit devam ediyor. Ayrı bir mesaj. Evet. Yine aynı kişiden. Nazlı İsabetli, Kadın Kolları Başkanı. Şehit Başkanımızın bıraktığı bayrağı parti olarak diyorum. Kişisel değil. Layığıyla sahip çıkıldığına inanıyor musunuz? Cani Gönül'den cevap vermenizi temenni ediyorum demiş. Teşekkür etmiş. Evet. Bunu bir açıklayalım Ahmet Bey. Tamam. Bizi nasıl ikna edersiniz demiş ya. Evet. Şimdi şöyle. Ben bahsettiğim gibi 2010 yılında Büyük Birlik Partisi'ne gelmiş. Rahmetli Mosin Yazıcı zaten rahmetli olmuş. Katledilmiş. Katilleri ortada yok zaten. Bunlar ayrı bir konu ama. Şimdi şöyle, bizi nasıl ikna edersiniz diyor ya, işte rahmetliden sonra güya herhangi bir şeylerin kalmadığını söylüyor. Unuttukları bir şey var. Bakın 28 yıldır hiç kimseden
para almadan, destek almadan bu parti vardır diye devam eden bir siyasi parti Büyük Birlik Partisi'dir. Bu bir. Şimdi bizim genel başkana tepkiler var. Yani alt tabandan ya da çevreden falan filan. Oradaki tepki de şu. İşte sen niçin AK Parti'nin yanında oldun? Şimdi AK Parti'nin yanında olduğu tepkisi başka bir şey. Bu seçim yanında olur. Öbür seçim başka bir yerde olur. Çünkü zamanında rahmetli Mısır Başkanı da ittifaklar yapmış. Peki şunu soracağım ben. Bugün Mustafa Destici'ye karşı olanlar, yani tepki koyanlar, işte yanlış yoldan gidiyor, kendini AK Parti'ye hani biraz argüman sattı gibi konuşan vatandaşlarımız da var. Bunlara da açıklık getirmek istiyorum. Peki Mustafa Destici Büyük Birlik Partisi'ni ayakta tutmasaydı, parti binasını devam ettirmeseydi, bugün nerede olacaklardı? Yani bunu Mustafa Destici'ye sorarken kaç kez parti binasına gittiler? Kaç kez maddi manevi yardım ettiler? Ben de bunu sormak istiyorum. Bugün Muhsin Yazıcıoğlu'nun katiliyle beraber olduğunuz diyenler ki var. Ben kendileri bizzat görüşüyorum. Bakın diyorum, geçmiş geçmişte kalsın. Kişiler gelip geçicidir ama parti kalıcıdır diyorum. Muhsin. Bugün Mustafa Destici vardır. Yarın başka birisi gelir. Ama siz rahmetlinin arkadaşıyım. Ben rahmetliyi çok seviyordum. Bu mu sevginiz? Bu mu sevginiz yani? Bugün yönetimde ben varım diyelim genel başkan. Beni de beğenmiyor olabilirsiniz. Yarın kongre değiştirin kardeşim. Değil mi? Değiştirin beğenmiyorsanız. Ama bir tarafa çekerek, işte Fatma Hanım biz seni beğenmiyoruz. İşte sen kendini AK Parti'ye şöyle yapıyorsun. Bırakın kardeşim bu işleri. Bunlar boş muhabbetler. Orada doğru düşünemiyorlar. Ben de bunların doğru düşünmesi için diyorum ki bakın. Lütfen gelin birleşelim. Bir elin nesi var, iki elin sesi var diyorum. Nerede kalmıştık diyerek rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu varmış gibi. Lütfen birleşime toparlanın. Biz hükümetteki karşımızdaki partiler gibi yardım almıyoruz. Destek almıyoruz. Hiçbir paramız yok. Her gittiğimiz yere cebimizden para harcıyoruz. Ama buna işte şikayetçi miyiz? Vallahi de değiliz. Büyük Birlik Partisi'ne gelsinler. Eğer para masraf edenler bile ben şu kadar masraf ettim demezler. Böyle bir gurur onuru var. Büyük Birlik Partisi'nde ne var? Kardeşlik var, birlik olmak var, beraber olmak var. Yani sizi kimse aşağılamaz, sizi kimse küçük görmez, size kimse tepeden bakmaz. Size sıcak evini açar, sıcak sohbetini açar. Değil mi? Başınız sıkıştığında çözüm üretmeye çalışır. Sizin siyasetten ne beklentiniz var? Değil mi? Siyasetten bir vatandaşın ne beklentisi olur biliyor musunuz? Adalet, ekonomi, değil mi? İşsizlik. İşte yani genel yaşantımızdaki memleket meselelerinin ihtiyacı olur. Bugün hükümetin zamanında bundan düzgün gittiğini söyleyen birisi çıkabilir mi? Desinler ki bana, bugün her şey çok yolunda desinler. Destekleyeceğim. Anladın mı? Özür dileyeceğim yaptığım yerlerde. Ama yok. Büyük Birlik Partisi'ne gelmesi için seni ikna etmeme gerek yok ki kardeşim. Biz 2002 yılında daha iyi olsun diye bugünkü iktidar partisini seçtik mi? Seçtik. Biz 5-6 yıl ya da 10 yıl biraz normal gittik mi? Gittik. Siz bugünkü işte adaletsizliğe, yani bizim verdiğimiz biz muhtaçken, sosyal yardımcının kapısında sıra beklerken, değil mi? Yani bana her gün binlerce insan iş istiyor ve yardım istiyor. Bu ülkenin bu kadar sıkıntıları varken, bu ülke çok iyi yönetiliyor diyorsanız benim size diyecek bir şeyim yok ki. Siz hayatından memnunsanız, değil mi? Çocuk çoluğunuz işe girebiliyorsa, üretim yapabiliyorsanız. Yani bugün yukarıdakilerin 10 bin dolarlar, 100 bin dolarlar, işte ne bileyim kokainler, pudra şekerlerini siz adaletli buluyorsanız eğer. Benim size diyecek sözüm yok ki. Bakın, şuradan netleşsinler. Bizim orada Büyükşehir Belediye Başkanımız biliyorsunuz Enver Başkan'dı daha önce. Ve 3-5 illerin belediye başkanları alındı görevde. Bir açıklama yapıldı mı? Yapılmadı. Niçin alındı? Var mı bir bilginiz sizin? Yani büyük belediye başkanları AK Parti tarafından görevden alındı. Peki bunu kim seçmişti? Halk seçmişti. Adayı kim belirlemişti? Yine siz belirlemiştiniz. Yani Enver Yılmaz olmasını gerektiren sizdiniz. İşte o şeyler yapıyorlardı, bir mülakatlar ya da araştırmalar, neydi onların adı? Temayül. Temayül yoklaması yapıyorlardı. Temayül yoklamasında yapılıyor ama sen de kimsin diye kağıtlar buradan çıkıyor. Ben buradan Ahmet yazıyorum, Ahmet geliyor. Gelsin. Ama siz bu adayı getirdiniz. Biz de bunu seçti, halk da seçti diyelim. Bunu görevden aldınız. Suçu neydi? Diyelim ki hırsızlık. Değil mi? Hırsızlık. Niçin bu insanı yargıya teslim etmiyorsunuz? Diğer belediye başkanları için de söylüyorum. Niçin yargıya teslim etmiyorsunuz? O bakara makara diyen bir bakan vardı, saat hediye gelmişti. Niçin yargıya teslim etmediniz? Bu ülkenin, bu vatandaşın parasının nereye yendiğinin görmezlikten gelmek. Eğer bu ülkede yaşamaksa, Müslümanlıksa ben kabul etmiyorum kardeşim. Ben hakkımı da helal etmiyorum. Vatandaş olarak etmiyorum, bırakın siyaseti. Ben vatandaş olarak burada çile çekerken, bankalara kredi ödeyemezken, yani çocuk çoğurtumun rızkını nereden kazanırım diye çaba sarf ederken, kusura bakmayacaksın bir de sarayda yaşamayacak. Bir evde ne başlar? Baba da başlar. Önce baba tasarruf edecek. Anne tasarruf edecek, sonra çocuklara geçecek. Siz saraylarda yaşayacaksınız. Halk bu duruma gelmiş.
Yani hiç umurunuzda değil. Bakanlar çalmış umurunuzda değil. Şimdi Sedat Peker olayı var. İşte burada dış güçler destekliyor. Başımız sıkışsa bir dış güçler Allah'tan var. Ama bizim iç güçlerde daha büyük sıkıntımız var. Bizim görmediğimiz AK Parti'nin içinde o kadar çok iç güçler var ki bizim. Ama ne olur Sayın Cumhurbaşkanı lütfen bizim hakkımızı kimseye peşkeş çektirme ya. Allah rızası için çektirme. Bu halkın vebalini taşıyamazsın ya. Yani ben merak ediyorum abi, bu kadar mı adaletsizlik olur ya? Birini sorgulayın abi. Deyin ki bugün İçişleri Bakanı işte Sedat Peker tarafından suçlanıyor. Yapmamış da olabilir. Sedat Peker'in anlattıkları doğru da olmamış olabilir. Ama lütfen daha öncekilerinde yapmadınız. Bugün İçişleri Bakanı da yapmayacaksınız. Lütfen adalete teslim edin. Adalete müdahale etmeyin. Bakın şu an ben bütün nasıl diyeyim, savcı, hakim, vali, kaymakam ayırmaksızın amir olarak söylüyorum. Allah şahit sürgün korkusu var konuşamadıklarına inanıyorum. Bak bu benim düşünce ve fikirlerim. Konuşamıyorlar abi. Adalet de yerini bulamıyor. Bir susluk var ya. Lütfen. Yani korktuğunuz insan sizin bir vatandaş. Ben de olabilirim. Ama lütfen Allah korkusu öne geçsin. Yani bu kadar insanın parasının sağda solda çarçur edilmesi. Yani bir bakıyorsunuz biri pudra şekerinden bahsediyor. Bir bakıyorsunuz bakanlığın fotoğrafı var. Bir bakıyorsunuz bir para birimi çıktı ya, dolandırdı biri gitti. Ne parasıydı o? Bitcoin. O da bakanla fotoğrafı var, çıktı gitti. Şimdi bakıyorsunuz Sedat Peker'in anlattıkları var. Onlar da yine çıkıp gidiyorlar. Ne oluyoruz abi? Ne oluyoruz? Zamanında 2002'de milletvekili arabaları lükstür diyen cumhurbaşkanı. Başbakan. Evlerini satan başbakan. Ne oldu başbakan bugün? Ne değişti o günden bugüne? Bu vatandaş yine ekmeğe muhtaç. O gün diyorsunuz ki benim vatandaşım bir simitle bir çaya muhtaç diyorsunuz. Vallahi de bugün muhtaç, billahi de muhtaç. Anlatabiliyor muyum? Yani artık yardım isteyenlerden, iş isteyenlerden biz de yorulduk. Yapamıyoruz abi bir şey. İş imkanı yok ki. Esnafın durumu belli. Yani esnafın işleri iyi olsa benim hedefim, her zaman söylüyorum, bugün size de bahsettim. Ben 50 tane personel çalıştırmak istiyorum. O gibi işleri başarmak istiyorum. 50 kişi demek çarpı 4 dersen 200 kişiye ekmek vermek demektir. Bu gururu yaşamak istiyorum. Çünkü ben de yokluktan geldim. Ben de iş bulamadım. Benim işim asgari ücretle geçindik. Yani biz şöyle söyleyeyim. Çekmeyen bir şeyi bilemez. Ama bu çektiklerini nasıl unutuyorlar ki bugünkü iktidar partileri? O günleri nasıl unuttular da bugün paranın peşine ya da ne bileyim lüksün peşine düştüler, gidiyorlar? Ya siz yukarıda çok iyi, çok toksunuz da lütfen aşağıya görmezden gelmeyin. Bakın biz esnaf olarak bittik. Yani ticaret olarak çıktı Cumhurbaşkanı. 10 TL para istedi vatandaştan. Daha öncesinde açıklaması vardı. IMF bizden para istedi. Arkadaşlara 5 milyon dolar verin dedi. Ya Cumhurbaşkanım Allah aşkına. Senin 150 tane danışmanın var ya. Yani danışmanlarda mı hata var, sizde mi hata var? Bir yerde bir hata var. Öyle değil mi? Yani 150 tane danışman sizi bu kadar mı yanlış yönlendiriyor? Ama bence 150 tane danışman ne yapıyor biliyor musun? Hepsi kendi aralarında paylaşım yapıyor. Cumhurbaşkanı'nda farklı anlatıyorlar diye düşünüyorum. Danışmanlar, bakanlar kendi arasında da işte anlaşma yaparak kendilerini böyle bir yere getirmeye çalışıyorlar. Cumhurbaşkanı'nda farklı gösteriyorlar diye düşünüyorum ama bunu Cumhurbaşkanımız görüyordur, görmüyordur. Benim de görme şansım yok. Ben kendim bizzat ve partili olan herkes, il başkanım dahil, genel başkanımıza söylüyoruz. Başkanım şurada şurada sorunlar var. Burada burada sıkıntılar var. Şimdi bizim genel başkanımız da oradan Anadolu'yu göremez haklı olarak. Değil mi? Ankara'nın siyasetini ve dış güçlerin siyasetini işte genele bakıyordur ama Anadolu'yu görme şansı yok. Ben şimdi Büyük Birlik Partisi işte ilçe başkanıydım. Sonra belediye başkanı adayı oldum falan. İnanın yardım istemeye gelenlerden iş ya adam için kadın arıyor. Çocuğuna iş istiyor ve geçim kaynakları yok. Yapamıyorsun abi, nasıl yapacaksın? Yapamadığın zaman da bu sefer vicdanın sızlıyor. İnsanlar seni bir umut olarak görmüş, yanına gelmiş. Ama sen buna çözüm üretemiyorsun. Kim arayacaksın? Diyorum ki işte bugünkü hükümet biz değiliz. İşte bugünkü mevcut hükümetin ilçe başkanına gidin. Zaten görüşemiyoruz. Ya da işte bakarız dedi. Şöyle dedi, böyle dedi gibi geçiştirmeler yaşıyoruz. Şu an ülkede adaletle geçiştirmeyle yaşıyor. Anladınız mı? Hak hukuk da, işte ekmek kapısı da. Hepsi de geçiştirmeyle geçiyor yani. Köylerde boşalma yoktu diyen bir kardeşim vardı galiba. Evet, köylerde... Nasıl boşalma yokmuş ya? Köyler dolu herhalde. Ya da üretim devam ediyor. Başkanım lütfen, köyler yok olmadı, size katılmıyorum demiş. Köyler yok olmamış. Evet.
Erol Çal, başkanım hayırlı akşamlar demiş, mesaj göndermiş. Az önce okumuştuk Hakan Biçer'in mesajını, tekrar ifade edelim. Bence evet. Kızmasın başkanım, Büyük Birlik Partisi'ne olmaması lazımdı. CHP'de siyaset yapsa daha iyi olurdu demiş. Büyük Birlik Ama Partisi sağ görüşlü kadıkları... insanlar sol görüşlü olmazlar, onu söyleyelim. Evet, başkanın sol görüşlü olmadığını ifade etti. Sağ görüşlü insanlarız. Ben şöyle söyleyeyim, sol görüşlü kardeşlerime de saygı duyuyorum. Bakın ben genel başkanın bahsettiği gibi PKK'lı olmayan herkesle kardeşiz biz. Siyasi görüşlerimiz ayrı olabilir. İnanın biz CHP'li kardeşlerimiz aynıyız. Dediğim gibi bugün genel başkanım, il başkanım her zaman söyler. Düğünde beraberiz, cenazede beraberiz, açılışta beraberiz. Benim ne düşmanlığım olabilir ki? Herkes fikrini söyleyecek ki doğrular yerini bulsun. Evet. Öyle değil mi? Yani benim herkesle dostluğumuz devam eder. CHP'ye gitmemi iste talepler oldu daha önce. Bana geldi ama. Şimdi şöyle söyleyeyim. AK Parti'de işte bayağı bir çalıştıktan ya da destek verdikten sonra Büyük Birlik Partisi'ne geçmiştim zaten. Ben bu partiye geçerken de para kazanırım, işte başkan olurum, bir yere gelirim diyerek geçmedim. Bir beklentim olarak da geçmedim. Yani bugün siyaset yapıyor muyum? Yapıyorum. Ha CHP'de yapıyorum, ha Büyük Birlik'te yapıyorum. Ben doğruyu söylüyor muyum? Ne fark eder orada olmam, burada olmam? Önemli olan insan olmam, aslında doğruları burada, savunmam. Mesaj yazan arkadaşımız aslında CHP'yi bilemeden, yani istemeden CHP'yi övüyor. CHP'ye prim yaptırıyor. Aynen. Doğruyu söyleyince... Diyor ki şimdi o bu, ittifakta olan birisi olamaz diyor. Evet, sen ama diyor, doğruları söylüyorsun. Sen diyor burada olman gerekmez, sen CHP'ye git diyor. Ama bu sefer CHP'dekilerin hepsinin doğru söylediğini ifade etmiş oluyor. Yani aslında istemeden de olsa muhalefet partisine fayda sağlamış oluyor. Neyse bu benim fikrim. Vallahi şöyle söyleyeyim, o kardeşimize şunu söyleyeyim. Ben hangi siyasi partide siyaset yapacağımı kendim karar verecek kadar zekaya sahibim. Evet. Büyük Birlik Partisi Kadın Kolları Kocaeli demiş ki doğrularına doğru, yanlışlarına yanlış diyoruz demiş iktidarın. Evet. İşte saygısızlık asla yapmam, hele kadınsa karşımızdaki bayansa demiş. Az önce demiştik eleştirebiliriz ama saygısızlık asla demiş. Saygısızlık asla yapmam, hele kadınsa karşımızdaki, sağ olsun kardeşim de böyle bir mesaj atmış. Başak Pelit, canım abim, yeni gördüm, güzel yayınlar demiş Başak, canım kardeşim, selamlar olsun sana. Evet, yine Kadın Kolları Büyük Birlik Partisi Kocaeli Türk Bayrağı layık göndermiş. Evet, Nazlı Başkan demiş ki Cumhur İttifakı olan bir partinin il başkanı ayrı, genel başkanı ayrı konuşuyorsa ikna edilecek kişi sayısı çok azdır. Kötü olanı eleştirmek ayrı, ayrı şey, bombalamak ayrı şey. Siz eleştiri dozunu bombalamaya getirmişsiniz diyor. Siz bombalıyor musunuz başkanım? Bomba falan mı attım ben şimdi, anlamadım. Ahmet, var mı öyle bir şey? Şu an bomba falan mı patladı? Genel başkanım ayrı, ben ayrı konuşurken niye ayrı konuşuyormuşum Ahmet? Şöyle, sence ülkemizde, şu bakın basın mensubuyum. Evet, evet. Bizde görevimiz doğruyu söylemek. Şimdi insanlar korkuyor. Gerçekten korkuyor. Her şey an bombalı derken neyi kastetti yani? Oraya geleceğim başkanım. Şahsım adına geçen hafta Büyük Birlik Partisi hep bunu konuşuyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Hilmi Güler'in kısa bir röportaj yaptım sokakta. Evet. Ve bütün samimiyetimle söylüyorum, bütün kutsallarım üzerine samimiyetimle söylüyorum ki ne eksilttim ne çıkardım. Evet. Aynen vatandaşın dediğini koydum ve önüme çıkan vatandaşla da konuştum. Şimdi partili arkadaşlar şöyle diyor. Sen diyor işte taraf. Abi ne taraf ya? Allah da şahit, hakikatten yanayım. Ne solcuyum ne sağcıyım. Yani değilim ya ben. CHP de benim rızgımı vermiyor ki CHP'li hiç, benden CHP'li olmaz zaten. Ben olmadı. Ha saygım var mı? Var. CHP'de bir sürü arkadaşım var. Az önce Ulaş Tepe dediniz. Can ciğer sevdiğim arkadaşım. Gerçekten seviyorum. Kişiliğini evet. Seviyorum Ulaş'ı. Şimdi gel ailemde akrabam CHP'de var. Amcamın kızı İYİ Parti'nin yöneticisi. Amcamın oğlu MHP'li. Evet. Yine akrabamız AK Parti'nin il başkanıydı. Şimdi... Kendi ailem, babam, Allah şahit, babam ya, babam AK Partili evet. Ve babamla siyaseten AK Partili ama bilinçsiz AK Partili oldukları için hiçbir uyuşamadık, anlaşamadık. Ha, CHP de benim için aynı, AK Parti de benim için aynı. Bu ayrı bir şey. Ben Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı'na sordum ve hemen rahatsız olundu. Abi niye rahatsız oluyorsun? Sokağın sesi, sokak verdi sana oyu. Sana oy veren insanlar rahatsız olmaman lazım. Yani evet, hemen farklı kesimlerden farklı şeyler. Şuraya geleceğim. Genel başkanı farklı, kendi farklı konuşma diye bir şey. Oraya da konuşacağız. Oraya ben bir açıklık getireyim oraya kısaca. Da konuşacağız. Kısaca getireyim Ahmet kardeşim. Şöyle bir sıkıntı var başkanım. Gerçekten insanlar korkuyor. Bunu aşmamız lazım. Niye korkacağız ya? Ben hakaret etmedikten sonra, küfür etmedikten sonra elbette doğruyu yanlış konuşacağız. Kaldı şu an ki, benim bombaladığım ne var ya, onu merak ediyorum. Şöyle insanlar korktuğu için aslında
toplumda herkes sus pus olduğu için sizin söylemeleriniz üst, yani bir tabak üste çıkmış olabilir. Yani anlatabiliyor muyum? Yani bizde şey vardır, böyle tabak tabak ses volümleri vardır. Evet. Sizin ses volümünüz bir tık diyeyim ya da gerçekçi. Yani kamuoyunun anlayacağı şekilde bir tık üste çıkmış olabilir. Ama toplum aslında konuşabilmeli ya, rahat konuşabilmeli. Siyasetçi rahat siyaset yapabilmeli, gazeteci rahat yazabilmeli. Halk rahat konuşabilmeli, esnaf rahat konuşabilmeli. Hani bu aslında susturarak iktidar bence, ben iktidar yanlısı değilim. Karşıda da değilim, bu da ayrı bir şey. Ben hiç kimseden yana değilim. Ben devletten yanayım. Evet. Ben milletten yanayım. Siz basıncısınız. Tam orada basınla alakalı bir şey söyleyeyim. Çok fazla taraflı basın gördük. Bakın benim sürekli söylediğim şey şu var. Basın başımızın tacıdır. Ama ben taraflı basına karşıyım. Taraflı basın olmamalı. Basın haberini yapmalı. Yanlışını doğrusunu halk karar vermeli kardeşim. Çekiyorlar bir tarafa. Anladınız mı? Yani hep bir tarafa görüyorsunuz. Diğer tarafları görmüyorsunuz. Siz ortaya koyun. Değil mi? Bir cinayet oluşmuş. Evet. Ortaya koyun. Bunun katili kim? İşte olmayan mahkeme kim? Mahkeme karar versin. O karar versin. Aynen. Ya da halktaki bir şey var. Buna halk karar versin. Evet. Niye siz tek tarafı övüyorsunuz? Yani evet, maddi kazancınız için bunu yapıyorsunuz. Evet. Yapmayın be kardeşim ya. Günlük ekmek parası gelir geçer. Kimse aç kalmaz bu dünyada. Açlıktan kimse ölmedi. O yüzden ben biraz basının tarafı olmasına karşı olan biriyim ama şu genel başkanı farklı, ilçe il başkanı farklı konuşuyor diyen arkadaşımız kimdi bilmiyorum ama. Neyi farklı konuşmuşuz? Nazlı Başkan'ın Cumhur tamam. İttifakı olan bir partinin il başkanı ayrı, genel başkanı ayrı konuşuyorsa neymiş ayrı konuştuğumuz? İkna edilecek kişi sayısı çok azdır. Kötü olanı eleştirmek ayrı şey, bombalamak ayrı şey. Siz eleştiri dozunu bombalamaya getirmişsiniz demiş. Şöyle. Şimdi Nazlı kardeşim benim konuşma şeklim 20-30 uzun zamandır 27 yıldır ticaret yapıyorum. Şimdi insanlarla uğraşa uğraşa sürekli hani anlata anlata zaten böyle niye geldik netliğe geldik. Hmm. Yani ben bugün ürün satmak için de olsa müşterime ürünümü tanıtırım, kalitesini anlatırım, yapacağım işin özetini geçerim, arkasını bırakırım. Bakın yani ne demek istediğimi oradan anlayın. Ben biraz net konuşan, konuşurken de böyle çok mı etmeyen, laf nereye gidiyor, benim doğrularım bunlar. Genel başkanım farklı, ben farklı konuşuyormuşum. Genel başkanımı söylüyorum. İttifakın içindeyiz. Niye farklı konuşuyoruz? Dün benim genel başkanım Fox TV'de konuşma yaptı. Atsın o başkanımız, bir izlesin. Mesela orada şunu demişti genel başkan. Kanal İstanbul bir projesi olabilir AK Parti'nin. Ama vakti zamanı şu an değil, 2023'ten sonra yapılmalı dedi. İşsizleri söyledi, atanamayan öğretmenlerimizi söyledi. O zaman genel başkanım da öyle düşünüyor. Bu bayan birlik düşünüyor herhalde. Yani ittifakta olunca ne olmak lazım? Evet, sakın AK Parti her şeyi çok doğru yapıyor. O zaman ben niye Büyük Birlik Partiliyim kardeşim? Bırakın Büyük Birlik Partisi'ni, AK Parti'ye yollarım ya da hiç olmam yani. Muhalefet olmamın bir anlamı var mı? Yok. Biz ittifakta beraberiz. Aynı hamlemin altında değiliz. Ben Mosun Yazıcıoğlu'nun yolunda yürümek istiyorum. Doğruları anlatmak istiyorum. Anladınız mı? Hanımefendi nereden anlamak istiyorsa oradan anlıyor. Herkes anlamak istediği yerden anlar ya. Ahmet Başkanım şahsım adına korkmuyorum. Benle röportaj yaptınız mı demiş Hakan Biçer. Hakan mı kardeşim? Ben AK Partili arkadaşların duygularını ifade etmesinden korkuyor demiyorum. İnsanların muhalif söylemlerden evet, korktuğunu ifade etmeye çalışıyorum. Sen elbette AK Partilisin ve hiç kimse korkmuyor. Yani ama vatandaş, AK Partilisi, AK Partili karşıtı vatandaşlar ya da muhalefet olan vatandaşlar fikirlerini ifade etmeye korkuyorlar. Bunu ifade etmeye çalıştık. Ben halkım korkmuyorum demiş Hakan Biçer'ine. Evet, Durmuş Zor Başkanım der ki Ahmet Bey aracılığınızla Nazlı Hanım'la tanışıp konuşmak istiyorum. Muhsin Bey'i bir dakika bile sevip sayan birine görmezden gelmek istemiyorum demiş. Durmuş Zor Başkanım. Nazlı isabetli. Şimdi Durmuş Durmuş Başkanımı ekleyecektir muhtemelen sosyal medya üzerinden ve evet, en yakın zamanda görüşürlerse. Evet, Sayın Başkanım öpüyorum ellerinizden. Benim serzenişim farklı. Bunu agresifliğe taşımak bir il başkanına yakışıyorsa siz bilirsiniz. Nazlı İsabetli size söylemiş. Öpüyorum ellerinizden. Benim serzenişim farklı demiş. Orayı anlayamadım evet. Nazlıcığım. Belki iletişim bozukluğu olabilir. Şöyle şu bir an şey yapalım Nazlı'yla biz. Şöyle yapalım. Durmuş Başkanım'la davet ettiği gibi bir, aynen, bir arada oturup beraber konuşursak oturalım, aynen, bunu çözeriz. Evet, Nazlı Başkanım da gönlü güzel başkanımdır. Şimdi belki de hani ekranla doğru iletişim kurulmuyor olabilir. Zaten ülkemizin en büyük sorunlarından biri de iletişim sorunu. Yani doğru anlatamıyoruz kendimizi. Doğru ifade edemiyoruz. Çünkü siyaset öyle bir kutuplamaya getirmiş ki başkanım. Yani siyaset insanları gerçekten kutuplaşmaya çok getirdi. Bu olmamalı. Az önce ifade ettiğiniz gibi
Durmuş Zor Başkanım'ın ifadesidir herhalde. Cenazede CHP'li ile karşılaşıyorum. İşte MHP'li arkadaşla karşılaşıyorum. AK Partili arkadaşla karşılaşıyorum. Hepsi bizim arkadaşımız. Ya şimdi az önce ifade ettiğim gibi kendi ailemden örnek vereceğim. Babam AK Partili. İşte öbür akrabam işte CHP'li. Diğer akrabam MHP'li. Daha sevdiğim akrabam işte İYİ Partili. Şimdi hangisini atayım ben? Şimdi hangisini atayım? Ya da hangisinden taraf siyaset alayım? Siyaset için birbirimize atmaya aynen gerek öyle. Yok. Hatta rahmetli Mosun Yazıcıoğlu ölümünden bir 10 gün önce Görköy'deymiş herhalde burada demiş. Evet. Arkadaşlar bakın ben buradan şimdi gideceğim. Seçim de biter. Birbirinizle kavga etmeyin. Aynen öyle. Yani yüze bakacaksınız yarın demiş. Bak ne kadar güzel bir şey söylemiş. Küçük yere siyaset yapmayın cümlesi hala. Aynen birbirinizle siyaset yapmayın demiş. Şimdi siz siyaset yaparken aslında doğuları anlatırken mesela ben doğuları anlatıyorum ya. Tabii ya siz bir birik partisiniz partinizi savunacaksınız diyor mesela. Kardeşim ben partimi savunmak değil ben doğuları anlatıyorum. İnandığım doğrularımı sizlerle paylaşıyorum. Siz de sorgulayın. Deyin ki evet bak bu böyle söylemişti deyin. Bir sorgulamaya çekin. Ben AK Partiliyken bana çok söyleniliyordu. Ayakkabı kutularından falan bahsediliyordu. Ben de hani ama zaman zaman bunu doğru mu söylüyorlar acaba diyordum. İnsan bir sorgulamalı değil mi? Yani Rabbim göz vermiş görelim. Zeka vermiş değil mi bilirim. Bir sorgulamak lazım ya. Bu kadar sorgusuz, sualsiz. Peki şunu söyleyeceğim ben. CHP'de seçim siyaset yapması gereken diyen kardeşimize söylüyorum. Bana bir tane yani 20 yıldır iktidar olan AK Parti'nin hiç mi hatası yok? Onu söylesin o zaman. Hiç mi hatası yok? Yani her şey 2002'den bu yana dört dörtlük mü bu ülkede? Her şeyi dört dörtlük diyorsa ben o kardeşimizle diyecek bir şey bulamıyorum ya. Değil mi? Yani hiç mi hata yapmaz? İnsanoğlu hata yapar değil mi? Yani insanoğluyuz hepimiz. Hata yaparız. Ama maalesef her şeyini doğru bulmak da bana göre cahillik diyorum. Yani insan bir sorgular der ki şurada yanlış şurada doğru der yani. Öyle değil mi? Bir şey söylersin. Evet. Evet başkanım. Mesajımızı okuduk. Ondan sonra Durmuş Başkanım'la Nazlı Başkanım'ı görüştürdük. Evet. Nazan'la ben de görüşmek isterim. Ne olacak bu memleketin hali? Ne olur başkanım? Nasıl düzelir? Ne yapmamız lazım? Madem işte ekonominin kötü olduğuna vurgu yaptınız, adalet yok dediniz, işte işte ilgiden bir şeyler yok dediniz. Tamam. Nasıl ne olması düzelir? Gerekir? Ne yapalım? Ne olması gerekir? Çözümümüz var mı? Var. Birinci önceliğimiz eğitim olmalı. Eğitim şart. Eğitim yani, yok mu ülkede? Yok. Bana göre eğitim yok. Bakın, eğitim olmadığını şuradan anlayın. Bizim yetişmiş eğitimci profesörümüz, ne bileyim mühendislerimiz, ziraatla alakalı işte ne gibi hani onu neye sayarsanız. Hı hı. Hiçbir eğitimcimiz bana sorarsanız yok. Eğitimci ne demektir biliyor musunuz? İlla dersi okutan bir eğitimci değil. Yani bugün zirai eğitimci, makine eğitimcisi, işte ilaç, tohum neye sayarsanız sayın. Önce bizde bir eğitim olmalı. İkincisi üretim olmalı. Bakın üretim. Ürettiğiniz zaman dış güçlere bağlı yaşamayacaksınız. Kendi üretiminizi kendiniz. Ben bunu anlatamıyorum. 51 yaşındayım ben bugün. Hayatımda hiç yurt dışından et geldiğini bu ülkeye görmedim. Sen gördün mü Ahmet kardeşim? Ben görmedim. Ben şimdi halkımızın anlaması açısından bir örnek vereyim. Ben gelinlik satıyorum. Tabii biz bu gelinliği hazır alıyoruz başka yerden. Aracılık yaparak müşterimize satıyoruz. Tabii o dönemde biz bir inişler yaşadık. İflas ettik bir nevi. Tabii haklı olarak bize firmalarımız ürün vermediler. Bakın ben aracıyım. Benim firmalarımı dış güçler olarak düşünün. Ben de aracıyım. Müşterime yenilik satıyorum. İflas ettiğim dönemde param yok diye bana ürün vermediler. Peki ben orada çok eziklik yaşadım. Çünkü işte ürün yok, satamayacağım, müşteriye model yok falan filan. Daha sonraki süreçte ne düşündüm biliyor musunuz? Bakın ben dedim bu gelinliği kendim üretmeliyim. Ben bu gelinliği eğer kendim üretirsem yarın param olmadığında o firmalar bana ürün vermese de benim için fark etmez. Değil mi? Benim dükkandaki çalışan personelin maaşını almamazlık yaşamaz. Örnek. Çünkü dükkan devam ediyor olacak. Şimdi biz dış güçlere bağlı yaşıyoruz. Buğdayımız, samanımız, etimiz, her şeyimiz oradan geliyor. Peki dış güçler yarın bize tak diye kesseler. Ne yapacağız? Bakın pandemiden dolayı bazı şeyleri gördük. Genel Başkanım dün dile getirdi. Kuraklığı dile getirdi. Çiftçiyi dile getirdi. Bakın şimdi diyorlar ki bir de şöyle bir şey var. Bu AK Parti tarafından bahsediyorum. Ben köyde çalışacak kimseyi bulamıyorum. Adam bulamıyorum. Yemeğe 150 milyon lira. Bu millet hazır alışmış. Bu cümleyi çok duyarız. Sen de duyarsın. Peki ben de sormak istiyorum. Şimdi siz köyde kimi çalıştıracaksınız? Üniversite mezununu mu? Yani ben 4 yıl bir üniversite okudum diyelim.
Babam bana harçlık göndermek için adam kıstı bilmem ne yaptı. Ben aç kaldım, susuz kaldım. Üniversite okulum, bir hayalim, hedefim vardı. Peki sonra geldim, işe giremedim. Ben şimdi köye niye fındık otuna tırpan atmaya gideyim kardeşim? Ben üniversiteyi bu yüzden mi okudum? Okumasaydım o zaman. Değil mi? Şimdi diyorum ki bakın, köylerde bir kere çok kere üniversite açarak bu yanlıştı. Eskiden çırağı götürürdünüz, etisinin kemiği benim derdiniz, teslim ederdiniz. O çırak orada ustalık öğrenirdi. Bugün üniversiteler eğitimci ve eğitici olmadığı sürece sokaktaki herkes üniversite mezunu. Ben okudum diye haklı olarak iş istiyor, adam isteyecek değil mi? 4 yıl niye okudu o zaman? Niye yani emek çekti? Peki bu kardeşimiz çobanlık yapan çobanlık yapsaydı. Bakın çiftçilik yapan çiftçilik yapsaydı. Doktor olacak öğretmen olanlar da okusaydı eskiden. Eskiden bir çocuk üniversite kazanınca babalar havaya şapka atardı. Çünkü çocuk direkt memurdu ya da atanmıştı, her neyse. Mimardı, mühendisi, neye sayarsanız sayın. Bugün üniversite mezunu olmuş, çok bir önemi yok ki. Ben şunu söylüyorum. İsterse beni cahil görsünler. Çocuğu sürekli ders çalış, ders çalış, üniversite kazan, orayı kazan, burayı kazan, zorlamayın abi. Bu kadar zorlamanıza gerek yok ki. Aile baskısı yüzünden çocuk zaten okuyamayacak. Üniversiteyi zaten bitiremiyor, maddi manevi olacaksın. Bu çocuğun ne başarısı var, önce bunu görün. Bu yolda ilerletin, daha başarılı oluruz. Garson yok, aşçı yok. Bakın, tamirhanede tamirci yok. Yani biz sosyal medya üzerinden gidiyoruz. Hiç mi araştırmıyoruz? Ben gece interneti tamamen yararı açısından kullanmaya çalışıyorum. Araştırıyorum. Bakın araştırmayı çok seviyorum. Araştırıyorum. Biz niye yapmıyoruz abi? Biz bu ülkede niye bir şey üretemiyoruz? Yani bu ülkede üretim şart. Eğitim şart. Bakın üretim, eğitim, adalet düzgün olduğu sürece biz bu ülkede huzurlu yaşarız. Türkiye gerçekten cennet bir vatan. Ben şuna da karşıyım. İstanbul'da nüfus ama adaletiniz de adalet var bu ülkede. Adaleti kendine göre bakıyorsa başkanım yoktur tabii ki de diyor. Adalet var bu ülkede diyor, mesaj gelmiş. Vallahi adalet varsa o kardeşimin mahkemeye düştüğünde varsa eğer. Yani bu ülkede adaletin düzgün olduğuna inanıyorsa. Şöyle söyleyeyim. Ya adaletin yanlış olduğunu, yanlış kararları görerek ya da suçluyu içeri atmayarak ya da suçluya ceza vermeyerek adalet var diyorsa eğer. Hani bir gün başına geldiğinde anlayacak ki o da adaletin olmadığını. Anlatabiliyor muyum? Bugün çocuk tecavüzcülerin sokakta gezmesi, kadın cinayetlerinin sokakta gezmesi adalet mi kardeşim? Bakanların tomarla para götürmesi adalet mi kardeşim? Hangi adaletten bahsediyorsun? Nerede bu adalet o zaman? Ben adam öldürsem beni direkt içeri atarlar. Ama yukarıdakiler çalıyorlar. Hiçbir şey olmuyor. Çocuk tecavüzcüsüne bir şey olmuyor. Katile bir şey olmuyor. Bakın kadın cinayetinde hatırlar mısınız? Bir çocuk üniversite okuyordu, doktorluk okuyordu da sokakta dövülen kadına sahip çıktığı için ceza verildi ve cezaevinde yatıyor. O gün şöyle bir yazı yazmıştım. Bu karar yanlıştır. Neden yanlıştır biliyor musun Ahmet kardeşim? Şimdi o çocuk oradaki dövülen kadına sahip çıktı. Anlatılana göre, iç yüzünü ben bilemem. Bu sahip çıkmasından dolayı çocuk tutuldu, içeriye atıldı. Doktorluk okuyordu. Belki mesleğine de zarar verecek bu iş. Şimdi ben sokakta yürüyorum. Dün akşam köye çıkıyorum geç saatte. Arkamdan da bir araba geliyor ve korktum. Şimdi şunu söylüyorum. Sokaktayım Ahmet kardeşim. Biri de beni dövüyor. Ya da işte bir şeyler yapıyor yani. Peki sen oradan bana yardım etmek istesen de gidecek misin? Korkudan etmeyeceksin. Niye biliyor musun? Çünkü seni içeri atacaklar. Ya biz kadınımızın savunamayacaksa bu toplum değil mi? Bir kavga edilirken bana diyorlar ki sakın karışma. Bugün kavgayı göreyim bir bayana. Yanlış yapıldığını göreyim. Atsınlar abi beni içeri. Ben orada susacaksam eğer o kadının dayak yemesine, kurşun yemesine, hakaret yemesine susacaksam ben bu kadar yaşamıyorum kardeşim. Yaşamak da istemiyorum. Batsın bu adalet ya. Batsın abi. Yani kimse kimsenin kavgasına dur diyemiyor ya. Böyle bir adalet mi olur kardeşim? Erkek erkeğe etsin. Ama kadının güçsüz bir insanın erkek tarafından dayak yenmesin sokakta göz yuman insan bana göre insan olamaz ya. Olmamalıdır da. Adaleti batsın bu ülkenin. Şimdi ne oldu bu? Örnek oldu. Hiçbir gencimiz, hiçbir büyüklerimiz de artık dayak yiyen kadınlara sahip çıkmayacaklar. Ben buna inanıyorum. Bence iyi bir örnek olmadı yani. Sizce oldu mu iyi bir örnek? Bence olmadı. Mehmet Kartal cevap olarak yani siz Sayın Erdoğan yani siz ve Sayın Erdoğan hakim karşısında eşitseniz o zaman elbette adalet vardır demiş az önceki arkadaşımız cevap. Doğru söylemiş. Doğru bu bayan söylemiş. Adalet neren adaletinden bahsediyor anlamadım. Bu memlekette adaletin kralı var. Eğitim diyor. Eğitim de var demiş. Yani iyi akşamlar selamlar demiş Yusuf Som. Eğitimin ve adaletin olduğunu iddia ediyor. Kardeşimizin derdinin ne olduğunu bilemiyorum ama teşekkür ediyorum kardeşim soruların için. Yusuf Som ilk defa yazdı.
Bu memlekette adaletin kralı var, eğitim de var demiş. Ben yanlış görüyorum, özür dilerim. Demek ki ben yanlış görüyorum. Yani evet. Onlara göre adalet varsa bu ülkede. Bakın dün akşamki çocukların, değil mi? O Elmalı davasının, Türkiye'ye yansımasının, bu kişilerin boş bırakılmasına adalet var diyorsa adaleti batsın. Batsın kardeşim senin adaletin. İşte ben böyle sert konuşunca da diyorlar ki işte bombalıyor. Ya nasıl bombalayayım Ahmet? Bu kişiler, o anne ve baba, bilemiyoruz konunun ne olduğunu. Şimdi herkes adalet mi var diyebilir. Batsın bu dünya kardeşim Allah aşkına ya. Evet. Herkes kırılsın ölelim ya. Sonra da tartışmayalım diyor. En azından günahsız ölelim işte yani. Başkanım, öncelikle şöyle diyeyim, memleket meselesi. Gerçekten memleket meselesi. Bir eğitim. Evet. İki üretim. Anladın mı kardeşim? Yani eğitim ve üretim adalet olduğu sürece gerçekten bizim ülkemizde huzur olur. Yani 20 yıldır bugün iktidar partisinin, ben yine söylüyorum, asla bir kişilerle problemimiz yok bizim. Bizim yönetimle problemimiz var. Bakın ben Fatsa Belediye Başkanı'ndayken şunu söyledim. Dedim ki bizim çok iyi kardeşimiz denmeye ihtiyacımız yok, bizim hizmete ihtiyacımız var dedim. Genelde, yerelde bu böyledir zaten. Yerelde belediye başkanının hizmetine bakılır. Evet. Yani ne kadar samimi olursak olalım, benim yolum çamur olduktan sonra, suyum akmadıktan sonra, Ahmet belediye başkanı gibi benim kardeşim olsa ne olur? Anlatabiliyor muyum? Halka hizmet lazım. Şimdi burada da benim kişiler bir problemimiz yok. Bizim hizmete ihtiyacımız var. Bizim ülkenin adaletli bir ülkede, ekonomisi düzgün bir ülkede yaşamaya ihtiyacımız var. Çocuklarımızın, bakın üniversite mezunları bugün sokakta ya katil oluyor, ya tinerci oluyor, ya tecavüzcü oluyor. Üniversite mezunları oluyor. Gelin bugün Fatsa'ya. Bizim orada geçmiş belediye başkanının yaptığı balıkhane denilen yerde dünya kadar tinerci çocuklarımız var. Nerede adalet? Nerede huzur? Ben bir başka ülkede yaşıyorum kardeşim. Ben bu Türkiye'de yaşamıyor muyum Allah aşkına yani? Ben garibanı görmüyor muyum? Ben durumu çok iyi olanı görmüyor muyum? Yani birilerinin adalet var, huzur var demesinin tek sebebi var. Futbol takımı tutar bir parti tutması. Bunun başka bir açıklaması yok. Çocuk tedavizlerini açıklasın bize. Evet adalet var desin. Yani yurtlarda erkek çocuğuna tecavüz edildi ortaya çıkarken o günkü bakanın bir kereden bir şey olmaz dediğini açıklasın. Adaletiniz bu ise eğer alın başınızı çalın kardeşim. Bu mu yani evet, adalet? Başkanım tabii ki bu sizin iddianız, serzenişiniz. Sonuçta bir siyasi partinin adalet, başkanısınız. Adalet, hak, hukuk, tek rahmet. Evet. Allah'ın adaleti tek kardeşim. Bize emretmiş değil mi? Allah'ın adaleti tektir ya. Ölümü de verecek olan Rabbimdir. Ya nedir bu her şeyin? Dediğin gibi Kur'an'ın emirlerine uymuyoruz. Bir tane vatandaş çıkmış. O ne derse yapıyoruz. Yat diyor, yatıyoruz. Kalk diyor, kalkıyoruz. Yeter kardeşim. Benim de bir iradem var insan olarak. Fatma İmni olarak benim de bir iradem var yani. Bu kadar beni kısıtlamaya hakkın yok ki senin. Var mı? Yok. Evet. Bir de yani ben AK Partili değilim diye tepki koyanlara söylüyorum. Ben istediğim partide olabilirim. Bu benim kendi fikrimdir. Katılırsınız, katılmazsınız. Bu başka bir şeydir. Bakın benim söylediklerimi dikkate alırsınız, almazsınız. Başka bir şeydir. Ama ben diyorum ki lütfen bu yanlışları görelim. Lütfen el biriyle adalete getirelim. Çocuklarımıza iyi bir gelecek bırakalım. Yani Türkiye'nin doğasıyla oynuyoruz. Yani benim köyümde siyanür var biliyorsun. Şimdi pandemi var diye bize 1,5 yıldan beri pandemi sıkıntısı çekiyoruz. Ben Sağlık Bakanı değilim. Bilemem. Ama şunu söylüyorum. Siz bize hormonlu gıdaları yedirirken bizim sağlığımızı düşündünüz mü? Düşünmediniz. Irmakları da HES açarken, dereleri kuruturken bizim sağlığımızı düşündünüz mü? Düşünmediniz. Siyanür açarken bizim sağlığımızı düşündünüz mü? Düşünmediniz. Peki sonra ne oldu? Pandemi var, biz sizin sağlığınızı düşünüyoruz. Sakın evden çıkmayın. Takın maskeleri ağzınıza, sokağa çıkmayın. Maskeyi açarsanız ceza keserim. Sen bana Allah'ın verdiği havayı almam için ceza kesiyorsun ya. Niye amaç? Sözde bizim sağlığımızı düşünüyor, değil mi? Sağlığımızı düşünüyor. O zaman sen bana marketlere hormon yiyecek getirmeyeceksin kardeşim. Benim sebzemin tohumunu yurt dışından almayacaksın. Benim köyüme siyanür açmayacaksın. HES'lerimi kurutmayacaksın. Ormanlarımı yok etmeyeceksin. Doğayla oynuyoruz ya. İnsanların genleriyle oynadık. Şimdi doğayla oynuyoruz. Nasıl bunu görmezden geliriz ya? Bunu nasıl görmezden? Neslimiz tükenecek kardeşim. Bakın bugün evlenen çiftlere bakın. Yemin ediyorum çocukları olmuyor tedavisiz. Bakın şöyle bir eşinize, dostunuza. Nasıl oldu bu peki? Ya yeni dünya düzenine ya da bu dış güçlere niçin inanmıyor, görmüyorsunuz? Bakın Kendir bugün Esrar diye tanıtılıyor ülkemizde. Yıllar önce benim anneannem Kendir ekerdi. Onu da eğirirdi, ip yapardı, bir şeyler örerdi. Araştırıyorum şimdi son zamanda Kendir'in. O kadar çok faydası var ki. Fındık ilacı atmanıza gerek yok. Kelebeklere, sineklere gerek yok. Anlatabiliyor muyum? Yani bunu dış güçler ekiyor da. Bu Esrar değil. Biz ekince mi Esrar oluyor? Niçin yasak bizim ülkede Kendir?
Bu kadar sağlığa faydası olan bir kendini içine kemiyoruz abimiz. Yani bu dış güzelin planı değil de ne? Ben doktora falan gitmedim pandemi döneminde. Hasta olsam da gitmedim. Ya biz daha önce virüs yaşamadık mı? Grip yaşamadık mı? Bronşit yaşamadık mı? Zatürre yaşamadık mı? Şimdi herkese aşı yaptırıyorlar. Aşı olmuyorum, olmayacağım da. Olanlara saygı duyuyorum. Çünkü ben Allah'tan gelene razıyım. Eğer benim hükümetim yıllardır, 20 yıldır iktidarda bunlar. Yıllardır sağlığımı düşünüyor olsaydı. Hormonlu gıdalarla bizi besliyor olmasaydı. Gemilerle mondafon yeniklerini getirmiyor olsaydı. Yemin zamanı yurt dışından almıyor olsaydı. Başın üstünde yeri vardı. Siz bizi dış güzele mahkum edeceksiniz, mecbur edeceksiniz. Bu adamların ne verdiği, ne yedirdiği belli değil. Sonra da bizim dediğimizi yapacaksınız diyor. Haşa ben Allah'ın dediğini yaparım. Allah'tan başka da kimseden korkmuyorum. Bana kimse de aşı olacaksın diyemez. Ben maske de takmadım. Çünkü ben maskeyi taktığım zaman beynime oksijen gitmedi. 10 dakika sonra yaptım yani. Bütün insanlara bu kadar maskeyi taktırdınız. Bir de bakın ona da saygı duyacağım ya. Ona da saygı duyacağım. Burada biliyorsun bir hoca ölmüştü hatırlarsan pandemi döneminde. Cenaze tıklım tıklımdı. Peki biz iki kişi bir masaya gelip yemek yemezken, ben anneme babama karşıma kardeşime oturmaya gidemezken, siz bu cenazede 3000-5000 kişi yaptınız mı kardeşim? 10 milyon kişi yaptınız. Kongrelerde bir sürü insan yaptınız mı? Sayın Cumhurbaşkanı'nın hay maşallah rabalep salonlar dolu demesini bizim vatandaşımız doğru buluyor, alkışlıyorsa, kendi de maskeyi takıp evde oturuyorsa, benim kardeşimize diyecek bir şeyim yok ki Ahmet kardeşim. Öyle değil mi? Yani kendileri rabalep salonları yaptılar, mitingleri yaptılar değil mi? Her şeyi yaptılar. Sonra bizim Ordu bölgesinde de pandemi çoğaldı, sokağa çıkma yasağı başladı. Biz bu sokağa çıkma yasağında esnaf olarak bizim kredilerimiz devam etti Ahmet kardeşim. Bizim vergi dairesine borçlarımız devam etti. Bizim kiralarımız devam etti. Bakın siz partiniz için çalışma yaptınız. Sırf iktidarda kalmak için bakın biz çok kalabalığız dediniz. Ama Türkiye'deki esnafı hiç asaydınız. Bir hatırını sormadınız. Bir vergi borcunda demediniz ki bu hazineye kalacak zaten. Pandemi sürecinde kimseden vergi taksitlendirmesi alınmayacak demediniz. Dediler mi böyle bir şey? Esnaf kardeşlerim söylesin. Vergi dairesi borcumuzu yapılandırma yapmıştık. Taksitler devam etti. Bankalardan mecburen kredi çektik. Çünkü hani bu geçecek süreç diye biz 3 ay 5 ay diye beklerken 1,5 yıl sordu. Bu çektiğimiz krediler devam etti. Krediyi ödeseniz paranız yok. Ödemeseniz kırmızı kalem yiyorsunuz, ticaretiniz son buluyor. Hangini yaparsınız Ahmet Bey? Peki biz bu kadar hükümetin yanındayken hükümet bir kez bir yıllığına bizim yanımızda niye olmadı? Yani nedir bu Allah aşkına? Yani bu eğer yönetimse, bu eğer adaletse bakın genel başkanımız diyor ki siyasi partiler diyor seçim yardımı almasın. Almasın bu diyor çiftçiye, esnafa ayakta durması için bir kalkınma projesi gibi desteklensin diyor. AK Parti de dahil. Niye kimseden ses çıkmıyor abi? Almayın bu parayı. Değil mi? Biz Büyük Birlik Partisi olarak 5 kuruş para almadan siyaset yapıyoruz. Siz de yapın. Siz de bir görelim. Fedakarlığınızı görelim. Diğer siyasi partiler de aynı şekilde. Hangi siyasi partiyi sayarsanız sayın. Esnafın durumu çok kötü diyeceksiniz. Meclisten dünyada para alacaksınız. Sonra da esnafın durumu kötü diyeceksiniz. Ben ona da karşıyım kardeşim. Esnafın durumunu esnaf kendi biliyor. İnanın esnaf diyor ki bir araya geldiğimizde. Çok zordayız başkanım. Battık bittik diyor. Kardeşim sesinizi çıkartın diyorum. Konuşamıyoruz başkanım. Niye? Bizi içeri atarlar. Kardeşim Allah'tan kork ya. Kuldan korkma. Benim her zaman bir sözüm var. Bakın benim il başkanımın dediği şey şu. Ben biraz fazla gerçekçiyim. Ticaret yapıyorum. Zorluğu da ben çekiyorum kardeşim. İldeki geçimimi ben biliyorum. Kimisi kime 10 lira para veriyor? Hiç kimse kimseye vermiyor. Hele sen düştüysen hiç kimse vermez. Ben diyorum ki bunlar yanlış. Söylüyorum. İl başkanım diyor ki bana Durmuş Başkan. Ya Fatma Hanım sen esnafsın. Katılıyorum. Senden başka bir tane esnafın sesi çıkmıyor diyor. Doğru mu? Doğru söylüyor. Ben de şunu söylüyorum peki. Ben kendi zorluğumu kendim biliyorum kardeşim. Her koyun kendi bacağından asılır ya. Yaşayacağım bankadaki kırmızı kalemi ben yaşıyorum. Elemanların parasını ödeyememişim ben yaşıyorum. Kirayı ödeyememişim ben yaşıyorum. Adam ya kirayı öde ya çık diyor. Peki ben derdimi söylemeden nasıl derman bulacağım? Herkes gibi susayıp oturayım mı ağlayayım mı intihar mı edeyim yani? Birçok esnafımız intihar etti biliyorsunuz hala intiharlar devam ediyor. Bunlar görmezden gelinip de hala ya işte varsa yoksa bu demek de bana çok ters geliyor kusura bakmasınlar. Benim konuşma tarzım da belki birazcık serttir. Çok böyle şey değildir farklı geliyor bombalıyor falan derler ama. Emin olun birazcık böyle adaletsizliği konuşurken biraz da haklı olarak heyecan diye hırs yapıyorum. Kabul ediyorum yani. Evet başkanım istediğiniz şekilde konuşabilirsiniz. Çünkü cümlelerinizin içerisinde hakaret yok. Hakaret
olmayan her cümleye kapımız açıktır. O saygısızlık olur. Evet, hakaret ve iftira olmayan her konuda ekranımız bütün siyasi partilerimize, sadece sizin için değil. Tabii. AK Parti'den arkadaşımız için de aynı şey geçerlidir. Tabii. MHP için de aynı şey geçerlidir. CHP için de geçerli. Bütün siyasi partilerimize ekranımız ardına kadar açıktır. Öyle olmalıdır. Evet. Herkes kendini ifade etmelidir. Yani. Kesinlikle öyle. Samimiyetinizden dolayı ben teşekkür ederim. Gerçekten samimi olarak dinledik sizi. Şimdi Fatma Yümlü Başkanım, binlerce, milyonlarca insan onu seyrediyor olsa... Evet. Ne söylemek ister son olarak, netice olarak? Sonuçta siz de Fatsa'ya gideceksiniz. Biz de Ordu'ya gideceğiz. Yavaş bitirelim mi? Devam edelim şimdi mi? Şimdi şöyle söyleyeyim. Oradaki cümlem şu olmalı. Rahmetli Mosun Yazıcıoğlu'nun söylediği bir cümle. Milyonlarla yanlış yolda yürüyeceğime, doğru yolda tek başıma yürürüm diyerek lütfen sorgulayın. Lütfen araştırın. Ben bunu yapan biriyim. Bakın ben tek başıma Fatma Yümlü'yüm. Bırakın siyasi parti olmamı. Bırakın işte doğrular tektir kardeşim. Lütfen sürünün peşinden gitmeyin. Burası doğru yola mı gidiyor? Kaçtan mı uçacağız? Bana bir bakın Allah aşkına sorgulayın. Önünüzde bir tane biri var. Arkasından takılıp gidiyorsunuz. Bu nereye giderse doğrudur diye alkışlıyorsunuz. Belki kaçtan aşağı gidiyor. Sizi oradan aşağı atacak. Değil mi? Bir sorgulayın abi. 20 yıldır aynı yoldan gidiyorsunuz. Hiç mi yanlış yoktu bu yolda? Hiç mi taş koyulmadı önünüze? Hiç mi bir yerde bir sıkıntısını yaşamadınız? Yani lütfen yine söylüyorum, milyonlarla yanlış yolda yürüyeceğinize tek başınıza doğru yolda yürüyün. Bir de örnek söyleyeyim. Siz Ahmet olarak partilisiniz ve sürekli burada bana yalan anlatıyorsunuz değil mi? Şurada 3-5 kişi oturuyoruz diyelim. Senin anlattığın her şey yalan. Biz de sana kıyak olsun diye evet ya Ahmet doğru söylüyorsun falan diyoruz. Sen biraz daha havaya girer, biraz daha yalana devam edersin. Ama ben dersem ki Ahmet niye yalan söylüyorsun bak bu böyle değil miydi dediğimde. Sen utandığın için bir daha o yalanı söyleyemezsin. Yalan konuşana dur demek lazım kardeşim. Yanlış yoldan gidene dur demek lazım. Benim de yanlışlarım var olabilir. Ben bir vatandaş olarak, bir anne olarak bize armağan edilen cennet Türkiye vatanı korumak istiyorum. Adaletli bir ülkede yaşamak istiyorum. Nasıl kılır evde çocuk çoğaltımın paylaşımını? Bakın miras örnek alın. Nasıl bir kardeşlere adaletli dağılım olur? Niye bizim hükümetimiz bize adaletli dağılım yapmıyor? Millet zillet diye ikiye ayırdı bu insanları değil mi? Yani adaletli dağılım var mıydı? Yoktu. Hala daha yok. Adaletli dağılım olsa genel başkanın bahsettiği gibi bütün siyasi partilere para dağıtılıp bize de siz burada tek başınıza siyaset yapın demek adaletsizliktir yani bence. Biz kendi çabamızla, kendi masraflarımızla doğruları söylemeye çalışıyoruz. Doğru bulanın başının üstünde yeri var. Bir de şu da vardır. Bazı yerde dur demek lazım. Hani bir ders vermek olur derler ya böyle. Bence o ders gerektiği zaman verilmelidir. Bir ders verdiler. Hep beraber de verdik daha önceki milletvekili seçimlerinde falan. Yanlış yapan insanlara sesinizi duyuramazsanız sandıkta ders verirsiniz ve bir dur dersiniz. Ben halktan bunu yapmalarını bekliyorum. Büyük Birlik Partisi'nin oyu %0.1 zaten iktidar olamaz cümlesini kabul etmiyorum. AK Parti kurulduğunda ilk seçimde zaten iktidar oldu. Neyle oldu bu? Oyla oldu. Yani rahmetliyi seviyorum demekle de Büyük Birlik Partili olamazsınız. Rahmetliyi seviyorsanız eğer rahmetlinin yolunda yürüyeceksiniz. Adam ülke, vatan ve bayrak adına canını feda etti. Bakın canıyla ödedi adam bu ülkenin vatan sevdasını değil mi? Adalet sevdasını canıyla ödedi yani. Niçin bugün katilleri yok? Adalet var diyen kardeşim. Adalet var bu ülkede diyen kardeşime sormak istiyorum. 12 yıldır Muhsin Yazıcıoğlu'nun katilleri yok. Keza Uğur Mumcu'nun katilleri ortada yok. Şimdi bize yurt dışındaki yapılan açıklamaları Uğur Mumcu için falan işte söylenen, ifşa edilen şeylere de yok diyorlar. Nasıl adalet var bu ülkede? Yarın sizin vurulmayacağınızın garantisi var mı? Adalet var diyen kardeşime sormak istiyorum. Adaleti yukarıdan gelen emirle yapan savcı ve hakimlerimize söylemek istiyorum. Yani siz eğer yarın bu duruma düşmeyeceğinizin garantisi var mı? Hani dünya etme bulma dünyasıdır ya. Kimse yaşattığını yaşamadan ölmez. Ben bugüne kadar 51 yaşındayım. Bunu gördüm. Kınadığınızı yaşamadan ölmezsiniz. Yaşattığınızı yaşamadan ölmezsiniz. Belki sizin ölümünüzde aynısı olacak. Rabbim mi ya bu? Görmezden geldiniz ya. Bugün katilleri ortaya çıkarmıyorsunuz ya hala. Hala çorap söküyor örüyorsunuz ya. Ya buradaki katiller? FETÖ'cüyse FETÖ'cü. Verin kardeşim adaleti ya. Vicdanlar rahatlasın. FETÖ'cü diyorsunuz. Düşmanımız. Allah ıslah etsin diyoruz. Ama niye adalete vermiyorsunuz? Niçin veremiyorsunuz?
Yarın sizin başınıza geldiğinde, Allah korusun, bir bakanın, cumhurbaşkanının başına geldiğinde kim orduya mı gidecek? Sayın rahmetli adam kim orduya gitti güya sözde. Adaleti falan da yapılmıyor. İnşallah Allah'ın adaleti şaşmaz. Belki bugün değil ama. İleriki günlerde ben Rabbimin adaletini şaşmayacağına, katillerinde bulacağına inanıyorum. Adalet hepimize lazım olacak bir gün. Rabbim yardımcımız olsun. Ülke bizim, vatan bizim. Şunu da söyleyeyim dinleyenler açısından. Biz siyaset olarak yanlışlara doğrulara eleştiriyoruz ama dış gücüne karşı da birlik olmayı, güç olmayı da biliyoruz. Hatırlarsan bize şey lazım. Dış gücüne karşı istikrar lazım oluyor ya biliyorsun. İstikrar lazım olduğumuzda biz hepimiz el eleyiz. CHP'lisi, MHP'lisi, öbür partisi falan. Yani dış gücüne karşı da kimseye ülkemiz adına bir şey söyletmeyiz. Ama içerideki yanlışlarımızı da kendimiz söylemeliyiz ki doğru yolda gidelim. Yani insanlar böyle düşünmeli. Evet, dış gücüne karşı hep beraber el ele olalım ama içerideki yanlışlarımızı da söyleyelim, uyaralım, anlatalım. Benim yeğenim hayvancılık yapıyor. Bu konuya değinmek istiyorum bak Ahmet. Çok önemli bir konu. Hayvancılık yapıyor ve bunlar mevcut hükümeti destekliyorlar. Şimdi geçen Migros'ta kurban satılıyormuş. Bunu paylaşmıştı yazı olarak. Hayvancılıkta işte köyler boşamalı diyor ya, hayvancılık yapılmak çok zor. Çünkü yemlerin fiyatları çok yüksek. Ben kendim köyde yaşıyorum. Sırf böyle hobi olsun diye tavuk bakıyorum. İşte etimiz organik olsun, yumurtamız organik olsun falan diyorum. Emin olun bir çuval yem 160 TL. 55 TL ile başlamıştım. Bugün 160 TL ve 10 gün falan gitmiyor. Ayda 450 milyon lira. Ben bundan 450 milyon yumurta satacak mıyım? Hayır. O zaman niye tavuk bakayım ben? Bu. İkincisi de yeğenim hayvancılık yapıyor. Büyük çaplı yayla işte falan filan. Migros'un kurbanlık satmasına tepki koymuş. Bir yazı paylaşmıştı. Ben de dedim ki vallahi ne güzel olmuş. Ben de Migros'tan alayım kurbanımı dedim. Şimdi siz bu Migros açılırken ses çıkarmadınız. Yüzbirliler et satarken ses çıkarmadınız değil mi? Kasap öldü. Züccaciyeci öldü. Giyimci öldü. Hepsi öldü. Tek yüz işte belirli bir marketler zincirine bağlı kaldık. Ne demek 101 kurban kesiyor? Ne demek Migros kurban kesiyor değil mi? Olabilir mi böyle bir şey? O zaman iktidar partisinin yanlısı olarak ses çıkarmadınız. Bugün kurbanlar oradan satılırken ses çıkarmayacaksınız kardeşim. Zamanında yanlış deseydiniz bugün Migros kurban kesiyor diye söylemek zorunda kalmazdınız. Haksız mıyım? Ne demek Migros kurban keser? Benim bildiğim kurban öyle kesilmez ama maalesef bunların altında da bahsettiğim gibi bu marketler zincirinin en az 15-20 kalem esnafı bitirdiğini hep beraber görüyoruz. Bu pandemi sürecinde bakkallarımız kapalıydı ama marketler zincirleri açıktı değil mi? Cumartesi günleri de açıktı, pazar günleri de açıktı. Neydi buradaki amaç? Marketler zincir zaten çok zengin zincir değil mi? Zaten paraya ihtiyacı olmayan birisi değil mi? Bu marketler zincirinin parasının nereye gittiğini biliyor muyuz? Sahibinin kim olduğunu bilmiyoruz ve buradaki kazanılan paranın nereye olduğunu bilmiyoruz. Biz mahalle bakkalımızı, mahalle züccaciyemizi değil mi? Yani giyimcisinden tut her şeyine kadar. Biz başımız sıkıştığında düğünümüze, cenazemize mahalle esnafımız gelir. Ama biz büyük marketlerle maalesef komşuluk, esnaflık, bakkalı bırak bitti. Mahalle bakkalına gidiyorsun, bir TL'n yok sonra veririm diyorsun. Hadi gidin marketler zincirinde, evet. 10 kuruş eksik verin bakalım verebilecek misiniz? Burada biraz milliyetçi olmak lazım. Bunları dile getirmek lazım. Bunlar yanlıştır demek lazım. Eski günleri beğenmeyenlere diyorum ki ben, bırakın o eski günler geri gelsin. Adalet, saygı, sevgi geri gelsin. Yoklukta oluversin. Zaten gördük neyin ne olduğunu. Evet başkanım, birkaç tane mesaj var. İzleyicilere saygısızlık olmamasına mesajları okumaya çalışacağım. Ancak bazı mesajlarda atışma olduğu için onları es geçmek durumundayız. Atışma yapmayalım. Çünkü ben atışmaya hiç gerek yok. Dediğim gibi buradaki vakti burada siyaset gerçekten yapmıyoruz. Aynen, buradaki vakti atışmakta değil de. Yusuf Som, evet çok haklısınız. Eğitimden bahsederken bu konuda eksik bilgi sahibi, eğitim almalı maske konusunda. Şimdi maske konusunda başkanım bu konuda da katılıyorum. Şöyle ki maskenin bilimsel olarak hiçbir koruyuculuğu ispatlanmamışken maske takmayı da özellikle bu sıcakta ben de doğru bulmayanlardanım. Sürü diyor, Ahmet Bey hakaret etmesin demiş. Sürü derken çoğunluk psikolojisinden, çoğunluktan bahsetti. Ben onun hakaret olup olmadığına anladım. Başkanım da hakaret edecek bir pozisyon yok zaten. Levent Işık demiş ki Sayın Ahmet Bey ben hep diyorum iş sahası gelişmesi gerekir. İlk başta kim bunun çalışmasını yapıyor? Bize sahip çıkan çıkmayan kim? Bana cevap dayı demiş. Niye böyle bir dayı demiş bilmiyorum. Başkan biz diyebiliyor mu? Dayı demiş. Biz
Az önce yukarıda tekrar alacağım bunu. Şimdi iki mesaj üst üste gelince doğru mesajı çözdüm. Sayın Ahmet Bey, ben hep diyorum iş sahası gelişmesi gerekir. İlk başta kim bunun çalışmasını yapıyor? Bize sahip çıkan çıkmayan kim? Bana cevap. Başkan bu konuda biz diyebiliyor mu demiş. İş sahasının geliştirmesi konusunda biz diyebiliyor mu demiş. İşte Hakan Biçer tekrar demiş ki siz sürü lafını bize söyleyip hakaret ediyorsunuz. Cevabım size yok. Kardeşim yine ifade etmek gerekirse sürü derken çoğunluk psikolojisiyle bahsetti. Evet. Şimdi AK Partili arkadaşlar şöyle bir psikoloji oluştu. Sürü deyince koyun diyorlar bize. Öyle bir anlamına algı oluşturup bize kendileri oluşturdular. Bu da bizde, kendi hataları. Hayır, bizim programımızda da ne izleyici konuğa ne de konuk izleyici hakaret etmiyor. Tuncay Şenyurt kardeşim Almanya'dan. Ahmet'im iyi yayınlar. Sayın Başkan hanımefendiye saygılarımı sunuyorum. Eğer herkes şakşakçılık yapacaksa nasıl gelişebileceğiz? İnsan kendini eleştirmeyle gelişebilirken her olan bitene hay hay derken nasıl daha iyi olabiliriz? Lütfen birbirimizin düşüncelerine saygı duyalım ki ortak fikirlerde bir araya gelebilelim. Doğru. Sayın Başkanımıza fikirlerinden ötürü desteklerimi iletirim demiş Tuncay Şenyurt kardeşim. Tuncay Şenyurt benim asker arkadaşım. Öyle mi? Evet. Kıbrıs Lefkoşa Merkez Komutanlığı'nda asker arkadaşım, kardeşim benim. Askerde mi şu an? Şu an Almanya'da. Halis Gül iyi yayınlar demiş. Halis abi teşekkür ederim üstadım. Az önce beni aradı Halis Gül. Ben de yayında olduğumuzu bildirmek adına linki attım ve ondan dolayı iyi yayınlar dedi. Mehmet Birtek İstanbul'dan gelmiş. Öğrendim, mesajlarda gördüm. Mehmet Birtek'le de hem selamlarımızı iletelim hem de bu akşam inşallah onu görmek istiyoruz. Evet Hatice, program çok güzeldi. Hiç yerimden kımıldamadan seyrettim. Güzel konulara değindi ve hakkı da var ayrıca hanımefendinin otoriterliğine de hayran oldum. Rabbim yolunu açık etsin inşallah demiş. Allah razı olsun. Hatice biz de selam gönderdik. Böyle diyenler varken böyle diyenler de Allah razı olsun. Ya, olacak yani sonuçta herkesi memnun edemezsiniz. No. Yani herkesi memnun etmek mümkün değil. Mehmet Kartal kim ne derse desin Fatma Hanım Fas ilçemizde şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun sancağını dalgalandırıyor. Kendisini kutluyorum demiş. Allah razı evet olsun. Ahmet Hakan yine oraya takılmış. Ahmet Başkanım sürü lafını hoş bulmuyorsunuz, buluyorsunuz galiba. Hakaret ediyor, uyarmıyorsunuz. Hakan kardeşim yine ifade etmek isterim ki, üçüncü kez söylüyorum, yine söyleyeceğim. Sürü derken toplum olarak yani çoğunluk olarak demek istedi. Bunu tekrar çoğunluğumuz ifade edeyim. Çoğunluğumuz sorgulamıyor, evet. Araştırmıyor dedim evet. Yani. Levent Işık Başkanım tekrar az önceki sorusunu sordu. Sayın Ahmet Bey ben hep diyorum iş sahası gelişmesi gerekir. İlk başta kim bunun çalışmasını yapıyor? Bize sahip çıkan çıkmayan kim? Başkan bu konuda biz diyebiliyor mu demişti. Evet diyoruz demiştin. Evet Büyük Birlik Partisi Muhsin Yazıcıoğlu isimli hesabımızda. Kelkit ilçesi Büyük Birlik Partisi seni tebrik ediyor Fatma Hanım. Helal sana demiş. Allah helal razı olsun Fatma Başkanım diye de eklemiş. Yine de Kenan Başlık. Fatma Hanım doğruları konuşuyor. Tebrik ederim. Size de iyi yayınlar diliyorum. Sırbiya demiş. Herhalde Sırbistan'dan Kenan Başlık yazmış. Evet başkanım. Şimdi dediğimiz gibi bizim tarafımız hak, hakikat. Yani memleket. Memleketin meselesini konuşacağız burada. Evet. Burada da sadece iktidarın doğru yaptığı şeyleri konuşmayacağız. Doğru yaptığı şeyleri zaten görebiliyoruz. Halkımızın gözünde gizli değil. Aynen. Ve iktidarın doğru yaptığı konularda da alkışlıyoruz. Ayrıca teşekkür de ediyoruz. Ayrıca iktidar zaten doğruları yapmak zorunda. Yani yatırımdır yapmak zorunda. Yolu yapmak zorunda değil mi? Hastaneyi yapmak yani, zorunda yani. Ben şunu düşünüyorum. Yani şimdi bu siyasete sevmiyorum. Yani işte 20 yıl önce işte sıkıntı vardı ama şimdi var mı? Evet 20 yıl önce sıkıntı olmasın diye insanlar sizi seçti. Olmaması biz da gerekiyor zaten. Biz eskiyi yaşayacaksak o zaman değil mi? Niye yeniledik o zaman? Dediğim gibi benim siyasi görüşüm hak, hakikat. O yüzden benimki ne A öyle. Partisi, ne B Partisi, ne C Partisi. Sizin de söylemlerinize katılmak veya katılmamak gibi derdimiz yok. Söylemlerinizi alıp kamuoyuyla paylaşmak tabii, gibi bir derdimiz var. Tabii kamuoyu kendi karar versin. Yani tamamına katılıyor olsam bile bu formatımızın dışında hiçbirine katılmıyor olsam bile itiraz etmem. Bu da formatımızın tabii, dışında. Tabii. Çünkü burada AK Partili arkadaş da geldi. Yine tabii, de gelecek. Tabii, o da fikirlerini yani. Açıkça beyan edecek. Ben ona da burada muhalefet olmayacağım. Fakat tabii. Şöyle bir şey olursa AK Partili arkadaşım burada oturursa siz de orada oturursanız sizin karşılıklı siyasetinize eşlik ederim. Ama dediğim gibi bu konuda yorum yapamam. Evet başkanım ne iyi ettiniz geldiniz. Sağ olun. Güzel de oldu. Bizim için de değişiklik oldu. İlk gün evet, program ilk gün yaptık. Tanıştık.
Hemen akabinde programa davet ettim sizi. İyi ki icabet ettiniz. İyi ki geldiniz. Şöyle söyleyelim Ahmet kardeşim. Nasipsiz bir şey olmaz. Emin olun ben bugün buraya çıkacağımı da bilmiyordum. Sizle tanışacağımı da bilmiyordum. Evet. İşte o iş ile açılışımız vesile oldu. Sohbetimiz, siyaset falan derken vesile oldu. Her şerde bir hayır olduğuna inanan bir insanım. Bakın eğer bugün olmayan bir şey varsa ben bunun ileride daha iyisi olacağına inanan bir insanım. Yani bugün bir şerse o benim için ileride daha iyi olacağına inanan bir insanım. Allah'ın varlığına birine inanan bir insanım. Dini inançlar olan, saygımızı yitirmeyen, olması gereken böyle düşünceye sahip bir insanım. Ayrıca çok duygusal bir insanım. Çok da samimi, doğrucu bir insanım. Birisi eğer yanımda böyle zor günlerinden bahsetse acaba onun için ne yapabilirim diye kendi kafamdan geçiririm. Yapabileceğim bir şey varsa da bunu yaparım ona söylemeden. Sana şunu yapayım falan filan demem. Şimdi iş imkanları nasıl geliştirecek? Başkan biz diyebiliyor demiş mi ya? Şimdi keşke bizim elimizde imkanlar olsun. Biz ittifakın içindeyiz ama biz şuraya şu yatırım yapasın dediğimizde zannediyor muyuz gelecek? Bakın bugün Fatsa yolu, çevre yolu Fatsa'dan geçiyor. Yaz sezonu da geldi. Bizim iş yerinin önü kuyruk. Trafik kuyruğu. Şimdi yıllardır bu çevre yolu var Fatsa'da mesela. 6-7 sene rahat vardır. Niçin hala bir projesi çizilemedi? Bırakın açılmasını. Bir projesinin için çizilemedi. Bakın hep bize şu şüpheyi uyandırdılar. Biz böyle değildik. Yaşarken olduk. Bizi böyle onlar yaptılar. Buradan yol geçecek ve ihalesi açılacak diye söylendi. Akabinden ne olmuş biliyor musunuz aldığımız duyuma göre? İşte Ahmet'in tanıdığı var vekilin. Ya vekili benim yere yakın geçsin, prim yapsın demiş. Tamam, o onu kabul etmemiş. Öbürüne geçilmiş. O demiş benim tarafımdan geçilsin. Peki siz aranızda bu tartışmayı yaparken halk sıkıntı çekmiyor mu? Yani Fas'ta sahil şeridi tıklım tıklım dolu. Orada bakın arkadan çevre yolu var, çok güzel oldu. İşte Ünye'nin çevre yolu var. Fas'ta çevre yolu geçse, vatandaş da rahat etse olmaz mı? Sırf aranızdaki rant yüzünden. Yani senin tarafın benim tarafım yüzünden. Bakın. AK Partili kardeşlerimin bilmesini istediğim, belki içinde bilemiyorlar. Biz siyasetin içinde olduğumuz için biliyoruz. AK Partili bakanların bile senin adamın benim adamın çekişmeleri var aralarında. Bunlar tabii alttakiler görmüyorlar. Şimdi bizim çevre yolumuz bir an önce yapılması gereken bir yoldur. Yani çok büyük bir eksik ilçemizde bu. Nerede bizim ordu milletvekillerimiz? Nerede bizim ordulu işte Numan Bakan üyeleri biliyorsunuz. Diğerleri Fatsalı ordulu olanlar var. Bir çevre yolunu için çözemediniz. Bir örnek göstermek gerekirse, Fatsa'da bizim özel hastanemiz vardı ticaret odasının yanında, Çınar Hastanesi diye geçerdi. Bu hastane yapıldı ve açılamadı. Uzun zamandır burası açılsın, hizmete yapılsın falan diye konuşuyorduk zaten biz. Bir duyduk gazetelerde haber, açılacak hastane. Dedik güzel olur, Fatsa'ya da kazandırılır yani. Ne oldu biliyor musunuz? Açılış açıklandı. O zaman bir milletvekili gazeteye haber verdi, ben Çınar Hastanesi'ni açıyoruz diye. Bir milletvekili ne yaptı biliyor musunuz? Sen kimsin açıyorsun açmayın lan dedi ve hizmet açılamadı 5-6 sene daha. Başkanım, kendi alanında bak, çekişme izin bir var. Şey söyleyebilir miyim? Az önceki yol konusundaki iddianız da çok ciddi bir iddia. Doğru buradan, ama. Buradan haber çıkartırım, manşete çıkartırım. Bence çıkartın şöyle söyleyeyim. Eğer benim dediğim gibi değilse, hı hı. 7-8 sene önce planlanan çevre yolu niçin hala projesi ortada yok? Madem hı. Böyle bir çekişme yok, kabul ediyorum. Hı hı. 7-8 yıldır niçin? İktidar partisi değil mi bugün hükümette? Hastane konusunda ciddi bir iddia. Çok ciddi, vahim bir iddia. Ya bunlar şimdi 7-8 sene önceki olan olaylar. Bakın o hastanenin bir milletvekilinin, o zamanki milletvekilinin gazeteye haber vermiş mi vermemiş mi Fas'ta gazetesine, Çınar Hastanesi'ni açıyoruz diye. Araştırın. İddia değil bunlar, gerçek. Sonra bu haberi okuyan diğer vekil, sen kimsin de açıyorsun, oraya açtıran benim düşüncesiyle, böyle bir çekişmeyle hastane 5-6 sene daha açılamadı. Yani AK Partiler... Şu an açıldı mı peki? Şu an açıldı. Sağlık Müdürlüğü falan oldu. Bir takım sağlık şeyleri oraya açıldı. Hı hı. Yani sonuçta atıl bir yerdi. Halk için değerlendirilmesi gereken bir yerdi. Sonuçta Fatsa'ya yapılan hizmet, hepimizin hizmeti. Orduya, Ünye'ye yapılan hizmet. Hizmete hiç kimse hayır demez. Bize, gözümüze soka soka, yol yap demenize gerek yok. Hükümetin görevidir bu yolu yapmak. Değil mi? Hükümet benden aldığı vergiyle yol yapmayacaksa eğer, ne yapar bu ülkede? Değil mi? Yol yapmayacaksa ne yapsın? Şimdi... Yol yaptı. İşte eskiden kuyruk vardı. Bugün de kuyruk var. Ben Devlet Hastanesi'ne gittim Fatsa'da. Bir ultrason için bana 2 ay öncesinden Eylül ayına randevu verildi. Bakın ultrason. Düşünün ki bağırsaklığınızda Allah korusun kanser var. Doktor da ultrason yazıyor. Gittim. Eylül ayına bana ultrason veriyor. Madem kuyruk yok, madem her şey dört dörtlük, niçin aylarca bekliyoruz? Değil mi? Vatandaş niçin aylarca bekliyor? Şimdi randevu almak için size 10 gün sonraya randevu sonrası veriyorlar. Hadi pandemi vardı.
Değil mi? Madem her şey bu kadar güzel. Biz daha iyi olacak diye AK Parti'yi getirdik. Bakın, geçmişte sıkıntı yaşandı. Artık yaşamayalım. Bakın, bu adam doğru söylüyor. Benim vatandaşım simitle çaya muhtaç diyor bakın. Ben bir yüzükle çıkıyorum. Eğer çok zengin olmuşsam bir iki çalın diyen adam. Değil mi? Siz buna güvenmeyeceksiniz de kime güveneceksiniz? İnsanların sözüyle özü bir değilse ne yapabiliriz? Hatırlıyorsunuz değil mi onu? Yani şey vardı, bir yüzükle çıktım işte. Ben bilmem başkanım. Var, ben bu sizin söyleminizi kamuoyuyla paylaşırım. Habercisiniz biliyorsunuz. Yani demem o kişinin söylüyorum. Lütfen yanlışa doğru diyelim. Birlik partili olun ya da olmayın. Saygı duyuyorum. Ama bir insanlar öldükten sonra kıymet bilmeyin. Çok severdim. Gidi rahmetli dediğiniz insanın birileri ölümüne sebep oldu. Kaza mazada değil, bu kadar net konuşuyorum. Değil. Yani bu ülkeye 15 Temmuz'u yaşatan FETÖ'cü ise eğer, değil mi? Bir düşman var içimizde belli ki. Hoca diye okullarına ve dershanelerine dini öğrensin diye çocuklarımızı gönderdiğimiz insan bu ülkede düşmanmış meğer. İçimize sızıyormuş meğer, değil mi? Bunu ülkeyi yöneten kişi bilemediyse biz nasıl bileceğiz abi? Ben çocuğumu dershaneye gönderirken namaz öğretiyorlar, Kur'an öğretiyorlar. Çünkü öyle ya hani hoca diye öyle gönderdim. Ben de gönderdim çocuğumu onların dershanesine. Peki ben nereden bileyim bu adam içeride yapılanma yapıyor? Yani bunu hükümet bilmiyorsa, dershaneleri hükümet açtıysa, bankaları hükümet açtıysa, benim firmam senedi bu bankaya koyduysa tahsil için, ben bunu ödediysem suçlu ben miyim? Niye açanlar suçlu değil? Orada şöyle bir şey yaşanmadı mı? Kandırıldık, Allah affetsin. Ya bir şey söyleyeceğim. Başınız sıkışınca size Allah affediyor da garibanı niye affetmiyor? Allah'ın affedeceğine siz mi karar vereceksiniz? Benim burada da yanlış bulduklarım var. Yani o kadar çok adaletsizlik olduğuna inanıyorum ki ben. İşte saydıklarıma itiraz edenlere de saygı duyuyorum. Ama biz bunları yaşadık. Bankaya para yatanlar suçlu ya da suçsuz. Suçluların cezasını çekmeli. Bu ülkede kim hükümetin malına şahsa göz koyuyor, eza ceza yapıyorsa Allah bin belasını versin. Yani bunlar hak ettiğini yaşamalı. Ceza verilmeli. Bunun kaçarı yok. Kısas da kısas vardır. Bakın önce bir iyilikle gidersiniz insanlara, anlatırsınız. Eğer adam olmuyorsa da bunu yaptığı cezayla cezalandırırsınız ki kısasa kısas vererek düzelmesini sağlarsınız. Yani şimdi orada birçok insanlarımız mahvoldu. 15 Temmuz deseniz öyle. Ama şimdi bu yapılanmalarda içimizde çok hoş değil. Din kitap olarak aramıza giriyorlar gerçekten. Açık bir net bir şey söylüyorum. Bunu da söylemek istiyorum. Yani kızmak isteyenler de kızsınlar ama. Şimdi her köyde bir cami var ya. Her köyde 5 cami var. 5 camide de 5 imam var. Hiç cemaat yok ya mesela. Şimdi bekçiler alındı son zamanda biliyorsunuz. Hükümet bekçiler aldı. Niçin alındı bu bekçiler acaba? Yani bekçi alımının açılımı neydi? Niye faydası olacaktı? Bunu algılamış değilim. Şimdi birileri bekçi alındı. Günümüzün sokaklarda, benim gençliğimde sokak bekçileri vardı. Bunlar gece sokakları beklerler. Hırsıza, arsıza karşı mahallede gezip düdük çalarlardı. Keşke bugün de olsalar. Ya da bugünkü alınan bekçiler keşke o durumda koyulsalardı. Anlatabiliyor muyum? Sokağa bekleyen, zarar gelmeyen insanlar gibi yapılsaydı. Bekçiler koyuldu abi bekçi olarak. Sonra bunlara polise yakın bir yetki verildi. Ellerinde bir silah. Şimdi bugün bekçinin havasından geçilmiyor. Bekçinin için alındığını biliyor muyuz biz ülke olarak? Ne iş yapacağını biliyor muyuz? Hayır. Bazı kardeşlerimize iş kapısı oldu mu? Evet oldu. Ama lütfen. Yani şuna inanıyorum. Dün cemaatin, hacı hoca diye tanıtılanların, içimize sızanların, daha sonra ülkeye düşman olduğunu hep beraber gördük. Bugün ben bir yapılanmaya doğru gidildiğini düşünüyorum ve yanlış buluyorum. Bakın yanlış buluyorum. Yani bir yapılandırmaya doğru gidilmemeli. Bütün insanlar aynı değerde görülmeli. Mülakattır, adamındır, adamımdır olmamalı. Bu rızık herkese lazım. Yani birini bekçi yapacaksınız, öbürünü yapmayacaksınız. Birinin torpili var, onun yok. Ya niçin birileri hep Ankara'da dayı arasın abi? Ankara'daki dayıya bizim ne işimiz var? Bizim rızkımızı veren Allah, biz çaba sarf edeceğiz. Ankara'da dayımız yoksa ya da vekile 300-400 milyar para vermediysek çocuğumuzu işe koyma şansımız yok. Var desin birileri, itiraz etsin. Şu an iktidar partisinin vekilleri nerede pandemi döneminde? Esnafın yanına niye gelmediler? Niye hatı sormadılar bize? Sizin için ne yapabiliriz? Niye demediler kardeşim? Kaç tane vekil niye var o zaman? Haksız mıyım? Yani bir tane vekil geldi mi pandemi döneminde bölgesine? Şimdi Cumhurbaşkanı demiş ki bütün ihaleleri işte dijital ortamda yapın. Abi 20 yıldır uyudunuz siz ya. Değil mi? Yani 20 yıldır uyumuşsunuz. Yiyen deve yüküyle götürdü zaten. Bugün dijital ortamda yapalım diyorsunuz.
Güzel bir haber mi? Güzel bir haber. Geç de fark edilmiş olsa dijital ortamda yapılmalı. Senin adamın benim adamım olmamalı. Bu adaletsizlik hangi adaletten bahsediyor bahseden kardeşlerim? Yani bakın benim yanımda çalışan kızımız sosyal bilgiler öğretmeni. Atanamayan öğretmen. 76 puanla alınmış. Kızımız da 75 puanla. Bugün atama bekliyor. Peki bu çocuk şu an ne iş yapıyor biliyor musunuz? Benim yanımda mağazada satışçılık yapıyor. Bu çocuk 4 yıl niye okudu o zaman? Değil mi? Yani buradaki eğer birinin dayısı olarak 70 puan alan öğretmen olduysa, değil mi? 75 puan alan bu çocuk da haksızlığa uğradıysa, siz geçmişteki kişilerden ne farkınız kaldı? Birilerine amir memur yapanlardan, değil mi? Ne farkınız kaldı? O zaman siz de kendi adamlarınızı alıyorsunuz. Siz de bir çevre hazırlıyorsunuz diye düşünüyorum. İş hepimize lazım, aş hepimize lazım, ekmek hepimize lazım kardeşim. Her şeyden öncesi adalet hepimize lazım. Yani bu gibi yanlışları yok diyen varsa ben ispatlamaya razıyım. Konuştuğum her şeyi ispatlamaya da hazırım yani. Bu kadar adaletsizlik de olmaz. Evet ittifakta olmak zorundayız. Biz diğer tarafta HDP'nin yanında olacağımıza, bir tarafta kötünün iyisinin yanında olmaya karar verdik. Kötünün iyisi diyoruz bakın. Kötünün iyisi. Ama ben AK Parti'nin yapacağı her şeyi eğer evet diyeceksem Büyük Birlik Partisi zaten olmasın. Kapatalım burayı AK Parti'ye gidelim ha o zaman. Değil mi? Hı. Her şeye el pençe duracaksak, buyur bakanım buyur diyeceksek kimse kusura bakmasın. Ben milletvekilinin karşısında el pençe durmadım durmayacağım. Milletvekili bizim karşımıza gelsin, ne eksiğiniz var, ne istiyorsunuz desin, bizim oyumuzla gitti oraya. Vatandaşın hatını soran var mı? Yok. Büyüme saygıdan çekediliklerim. Kişilerin makamına çekediliklerim ama kimse ona adetleri kusura bakmasın. Benim oyumla, benim vergimle sefa süreceksin. Sen beni tanımayacaksın. Sen de Allah'ın kulusun, ben de Allah'ın kuluyum. Kimseye ne hakkımı yediririm? Dedi kimsenin bir lirasını yerim kardeşim. Ben her zaman hakkımı ve adaleti savunacağım. Devam edeceğim. Eleştiriyorum diye benim partim, beni Büyük Birlik Partisi'ne atsa bile benim için hiç önemli değil. Çünkü ben yer ve mekan düşünmüyorum. Ben başkan olmak istemiyorum. Bana oradan gelecek parayı da istemiyorum. Çok güzel bir şey söyleyeceğim. Dün biriyle konuştuk da. Dedi ki filanca, bizim partiden giden milletvekili çok kötü duruma girmişti. Allah'tan AK Parti'ye girdi de kendini kurtardı dedi. Dedim ki ben şahsım 15 milyar lira milletvekili maaşı alacağım diye milletvekili olmak istemiyorum. Bugün 25 milyar da o zaman 15 milyar. Bugün 15 milyar lira belediye başkanı maaşı alacağım diye ben belediye başkanı olmak istemem. Niçin? Siz zannediyor musunuz ki milletvekili 25 milyar lira maaş için vekil oluyor? Hayır efendim. Dosyalardan, ihalelerden yiyeceği para için oluyor. 25 milyar lira para zaten bu vekile yetmez. Köylüsü gelir, memleketlisi gelir, kendi memleketine gelir. Haksız mıyım? Peki ben şimdi burada aldığım maaşla geçinemeyeceksem, bu para ancak bana yetecekse, değil mi? Halkın karşısına çıktım, oy istedim, verdiler, ben milletvekili oldum diye. Peki ben bu halkın karşısında bu para bana yetmeyecekse, ihale kovuşturacaksam, senin oğlunu işe almak için buradan belirli bir miktar para alacaksam, değil mi? Yani ya yolsuzluk yapacağım ya da adaletli olacağım. Peki bu milletvekilleri yolsuzluk yapmak için milletvekili değil de ne? Hiç milletvekili var mı? Ben fındık konusunda göremiyorum. Hizmet konusunda göremiyorum ki son dönemde biz iktidar partisinin vekillerini hiç görmüyoruz. Yani hiçbirini görmüyoruz. Hiçbirinden ses çıkmıyor. Bakın ne ilçe başkanından, ne il başkanından, ne büyükşehir belediye başkanımızdan. Şimdi büyükşehir belediye başkanımız bakanlık yapmış, yorulmuş. Ben saygı duyarım. Şimdi ama orada keşke halkın içinde ne eksiğiniz var? En azından kendi algılayamıyorsa bir tane danışman alsa yanına. Sağ olsun. O konuda hakkını yedirmeyeceğim. Sayın büyükşehir belediye başkanım bizim haberimizden sonra artık sokağa indiğini güzel gördüm. Evet. Ünye'de, Fatsa'da, Perşembe'de, Altınordu'da, şehir merkezinde halk ile çay içtiğini gördüm. Hayır şunu söylüyorum Hakan, orada. Mesela Hakan Biçer, Nazlı İsabetli Başkanım'ın yorum yapamadığını iddia ediyor. Fakat böyle bir durum söz konusu değil. Engelleme gibi bir durum asla söz konusu olamaz. O kardeşimiz bana da yazabilir. İnternet üzerinden ben de kendisiyle tanışırım, açıklama evet yaparım. Sosyal medyada kavga edercesine bir şey yapmamıza gerek yok. Yok ben tartışma şey yapmıyorum. Sizin açıdan söylemiyorum. Onun kafasına takılan sorular varsa bana sorabilir. Evet. Kendisiyle bizzat görüşmeye varım. Arslan Çakır, selamünaleyküm Ahmet Bey. Fatma Hanım'a da selamlar. Tarafsız yayınınız için tebrikler demiş. Muhsin Yazıcıoğlu'nu rahmetle ve minnetle anıyoruz. Beykoz ilçe teşkilatında Muhsin Başkan'la yaklaşık 10 yıl çalışma şansım oldu. Başkan şehit olduktan sonra bir süre daha çalıştım.
Büyük Birlik Partisi'ne üzülerek söylüyorum ki herkeste bir kolluk sevdası demiş. Maalesef demiş. İkinize de başarılar diliyorum diye eklemiş. Orayı ben bir açayım bu konuda. Benim tamam. içimde olan bir yara o. Şimdi geçmiş yıllarda rahmetlinin şeyi var. Emek vermişler. Maddi manevi yorulmuşlar mesela. İl başkanımızı bağlayabilir miyiz yayına? Durmuş Zor başkanımızı. Olur, bağlayalım. Orada ben şu önceki olup da şu an herkesin kolluk sevdasında olduğunu düşünüyorlar ya. Durmuş Zor başkanımızı bağlayabilir miyiz yayına? Makam mevki gelir geçer, nerede kalmıştık diye devam etmesini tavsiye ederim. Bugünkü evet. genel başkana kızgın olabilir ama yarın başka birisi olacaktır. O yüzden de tekrar bekliyoruz onları. Birlik olmaya bekliyoruz. Güçlü olmaya bekliyoruz. Biz burada emek veriyoruz. Hep beraber verelim diyoruz. Evet başkanım kapanış yapmadan. Durmuş başkanım bir şey mi söyleyecek? Durmuş başkanımı kapatırken diyorum Durmuş Zor. Büyük Birlik Partisi. Şimdi arkadaşlarımız içeriden canlı yayına bağlayacak. Bağlasınlar bakalım. Eğer uygunsa ve kendisiyle Söylemek konuşmak şey isterse. Durmuş Zor Büyük Birlik Partisi Ordu İl Başkanı. Alev Hanımcığım, Durmuş Başkanım'la yayını kapatalım. Durmuş Zor'un son cümlelerini alalım. Evet, bakalım Durmuş Başkanım kapanış için neler söyleyecek? Evet, onu da... Başkanım, güzel bir yayın oldu. Gerçekten şöyle, burada AK Parti'yi de övebilirdiniz, övedebilirsiniz. İşte tabii ki veya övebiliriz, muhalefet de olabilirdiniz, olabilirsiniz. Çünkü az önce de ifade ettiğimiz gibi... Hakaret ifadesi olmayan ya. Bütün söylemleri ekrana taşımakla yükümlüyüz, mükellefiz. Kişi olarak mükellefiz. Bu. Kişi Kesinlikle. Olarak mükellefiz. Yani aksi takdirde bu işi yapmıyor olurduk. Evet. Şimdi şunu ifade etmeye çalışıyorum. Güzel oldu. Yani fikirlerinizi en azından fikirlerinizi Paylaşmış özgür olduk. Bir şekilde ifade etmiş oldunuz. Anlatmış olduk elimizden geldiği kadar. Ben de bundan neden keyif alıyorum? Evet diyorum. İnsanlar fikirlerini söylemeli. Özgürce söylemeli. Ve söyleyebiliyorlar. Ben mesela, söyleyebiliyorum. Evet, bu benim hoşuma da gitti açıkçası. Herkes söylemeli kardeşim. Evet. Bütün siyasi partiler söylemeli. Kesinlikle öyle. Şöyle Ahmet Başkanım haydi aşıya demiş Hakan Biçer. Ben aşıya katılmıyorum. Aşı değil ben zaten. De aşıya karşı değilim başkanım. Onu da söyleyeyim. Yaptığına saygı duyarım ama ben yaptırmayacağım. Şöyle. Şimdi bir aşının aşı denilebilmesi için bazı çalışmalar yapılması lazım. Nedir? Faz 1 çalışması, faz 2 çalışması diye geçiyor. Evet. Faz 3 çalışması dediğimiz nedir? Binlerce insan üzerinde deneme yapılır. Olumlu veya olumsuz sonuçları bu raporlanır. Bu da 5-6 yıl minimum 5-6 Doğru. yılımızı alır. Şimdi aşı adayı yani aşı olması için faz 3 çalışmasının yapılması lazımdı. Evet. 5-6 yılla ihtiyacımız vardı. Şimdi diyor ki arkadaşlar 5-6 yıl bekleyecek miyiz bunun için? Ya o zaman sorgula. Allah-u Teala ne diyor? Akıl etmez misiniz diyor sorgula. Vallahi ben, bir şey söyleyeyim Ahmet Bey. Benim eşim bile diyor ki herkes yaptırıyor ben de yaptıracağım diyor. O yanlış. Örnek. Herkes yaptırıyor herkes ben yaptırıyor, de yaptıracağım. Bu insanlar salak mı diyor ben de yaptıracağım diyor. Çok yanlış. Vallahi yani, ben de doğru bulmuyorum. Yaptırmayan da bir o kadar insan var ama televizyonlarda konuşamıyorlar. Televizyonu kapatsalar Twitter'dan takip etsinler. Twitter'dan daha bilinçli profesörler var mesela. Serhat Fındık isim veriyorum. Profesör Doktor Serhat Fındık. Twitter'dan takip edin abi araştırın. Ben o yüzden aşıya karşı değilim. Diğer aşılara. İşte bu aşılar da zaten 10 yılda, 15 yılda, 20 yılda, 30 yılda gelişti. Aşıya ama ben de karşı an... değilim. Sadece bu ara çok gerekli bulmadım. Evet. Çok şükür ihtiyaç da duymadım. Yaptırmayı da düşünmüyorum. Zaten, yaptığına saygı duyuyorum. Zaten öyle bir Allah-u Teala bir sistem vermiş ki bağışıklık sistemi evet, dediğimiz. Evet, evet, evet. Bütün hastalıklara karşı bizi koruyabilecek bir sistem Tabii, var. Kesinlikle. O yüzden ben de aşı denecek yani aşı ileride aşı olacak şu an aday. Bir sıvıya ne olduğunu bilmediğim bir sıvıya kobay olmak istemiyorum. Şahsım evet. adına durum bu. Durmuş başkanım bağlayabiliyor muyuz? Bağladık mı? Müsait mi? Evet, bağlıyoruz diyor. Şimdi şöyle başkanım, kapanışı Durmuş Başkanım'dan Kendisi almak yapsın. İçin. Kendisi yapsın, aynen aynen. Belki dedim başkanımın söylemek ben istediği bir şeyler vardır. Ben teşekkür ediyorum size Durmuş Başkanım bağlanana kadar. Evet. En azından böyle şöyle söyleyeyim, halkla dertleşmiş oluyoruz. İnandıklarımızı söylemiş oluyoruz. Katılan katılmayan herkese saygı duyuyoruz. Tek istediğim herkes sorgulasın, inandığı yolda da yürüsün. İnanç olarak, siyaset olarak fark etmez. Ben böyle düşünüyor.
bunları doğru buluyorum diye açıklıyorum. Evet, bakın bir ifadelerimi anlatabiliyorum. Herkes anlatabilir, anlatmalıdır da. Size de teşekkür ediyorum böyle bir fırsat verdiğiniz için. Bütün siyasi partilerin katılmasını, herkesin dediğiniz gibi tarafsız olmanızı özellikle tavsiye ediyorum. Taraflı basıncılara biraz böyle çok da niye taraf tutuyorsunuz gibi içimden tepki koyuyorum. Gerçekten yüzlerine karşı da söylüyorum da. Birazcık tarafsız olmanızdan dolayı çok teşekkür ediyorum bu akşamki yayın için. Başkanım biz teşekkür ederiz. Yine Hakan kardeşim mesaj yazmış, demiş. Sağlık müdürlüğümüzle konuşmak isterim. Aşı hakkında kafanızdaki düşünceleriniz değişir demiş. Değişmez kardeşim. Çünkü sağlık müdürlüğü... Konuştuk kendileriyle de. Şöyle, sağlık müdürlüğünün bu konuya emin olması için veya hiçbir uzman bu konuda emin olamaz. Çünkü dediğimiz gibi faz 3 çalışması yaklaşık 5-6 yılda tamamlanıyor iken sağlık müdürlüğünün de bu konuda hiçbir bilgisi yok. Çünkü böyle bir rapor yok elinde. Yani 5-6 yıl geçmesi lazım ki sağlık müdürlüğüne ben elbette inanırım. Ama şu an sağlık müdürlüğüne inanacak bir durumum bu yok. Bu herkesin kendi fikri. Yani herkesin saygı kendi duyarız. Saygı yaptırıyorsa yaptırsın. Zaten anayasada aşı zorunluluğu diye bir durum söz konusu değil. Sayın Cumhurbaşkanı da mecburiyetin olmadığını, Sayın Sağlık Bakanı da kimsenin zorlanmayacağının altını çizdi. Bakın Fatih Belediye Başkanımız meydana çadır kurmuş, aşı çadırı. Tebrik ettim paylaşarak. Dedim ki işte hizmet bu. İnsanlar hastanede aşı yaptırmak isteyenler kuyruk beklemesini, randevu beklemesini yaptırmak isteyen yaptırsın. Aynen öyle. Biz yaptığınlara niye yaptırıyorsun demiyoruz. Yaptırmayanlar da bize niye yaptırmıyorsunuz demesinler. Bu bizim aynen kendi öyle düşüncemiz, evet, kendi fikrimiz. Mete Can, hayırlı yayınlar olsun kardeşim demiş. Üstadım teşekkür ediyoruz, var olun. İstanbul'a selamlar, saygılar gönderiyoruz. Hadi ya başkanım demiş Hakan Biçer. Evet kardeşim ne yazık ki öyle. Büyük Birlik Partisi Muhsin Yazıcıoğlu isimli arkadaşımız, doğruları konuşmayan şeytandır başkanım, helal sana demiş. Yine helal başkanım konuş demiş. Peki hayırdır, camiye mi taktın şimdi? Ya kardeşim camiye takmadı. Vay be başkanım, ilk defa olumlu konuştu. Şimdi... biz haktan hakikatten yanayız dedik. Biz camiye takmıyoruz. Cemaati olmayan caminin yapmanın da gereği yok diyoruz. Evet. Başkanım telefonda mı? Telefondayım Ahmet Bey. Bir saniye. Yapmanın da gereği yok diyoruz. Evet. O zaman kulaklıkla konuşacağız. Öyle mi olacak? İç dış ses verebilir misin? Başkanım selamünaleyküm. Aleykümselam. Hayırlı akşamlar Ahmet Bey. Hayırlı akşamlar başkanım. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olasınız. Yayınımızı seyrettiniz mi? Tabii yayınımız uzun, biraz ateşli. Evet. Güzel bir yayın oldu. İnşallah yani izleyenden daha fazla memnun kalan olmuştur. Öyle inanıyorum. Mutlaka yayının artısı eksisi olacaktır. Bütün yayıncılığın öyle bir özelliği vardır ya da siyaset yapmanın böyle bir özelliği vardır. Evet. Ama güzel bir yayın oldu. Uzunca bir yayın oldu. Tebrik ediyorum her ikinize, Fatma Hanım da sizleri de. Teşekkür ediyoruz başkanım. Size tebrik ettiler başkanım. Başkanım kapanışı sizin yapmanızı istedik. Büyük Birlik Partisi Ordu İl Başkanı olarak neler söyleyeceksiniz? Hayırdır ben böyle bir kapanış yapmam. Ben daha sonra açılışa gelirim oraya, açılış yaparız. Başkanım şöyle, siz zaten bizim başım, zaten davetli misiniz onu söyleyeyim. Davet ettik sizi. Buradan da daveti yineliyorum. Şimdi... Büyük Birlik Partisi İl Başkanımıza bir soralım istedik. Yani eksiklerimiz, ben açımdan değil de Fatma Hanım açısından eksiklerimiz nelerdir? Tamamlamak adına ve Büyük Birlik Partisi'nin sonuçta şehirdeki, ildeki ilk muhatabısınız. Partinizle alakalı birkaç belki cümleniz vardır diye şahsınızı... Ahmet Bey şöyle yapalım. Bir kere Fatma Hanım kendini... Düşüncelerini samimi olarak ortaya koydu. Evet. Efendim, bizim zaten orada ben bir şey paylaştım. Biz rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'yla partiyi kurarken Allah'ın birliği ve peygamberin risaleti dışında her şeyi tartışırız dedik. Fatma Hanım o hakkını kullanıyor. Oradaki bütün farklı söyledikleri, efendim orada vatandaşlar genel başkanla siz farklı düşünüyorsunuz, gelene göre il başkanına ya da bir başkanıyla. Evet, Büyük Birlik Partisi'nin bu zenginliğidir. Farklı düşünceler ortada ortaya konabilir. Burada benim bu yayının üzerine yayını yorumlamamı çok şık bulmam ama bu konular ya da bütün başka konularla ilgili mutlaka bir programınıza çıkmak suretiyle kendi düşüncemi, genel merkezin bu konulardaki düşüncesini, bizim farklı bakabileceğimiz pencerelerimizi en azından beraber değerlendirir çok daha doğru olur diye düşünüyorum. Çünkü toplum maalesef sadece liderin peşinden gitmek suretiyle liderin sözleri üzerinden parti kalıplarına baktığı için bu çok sesliliğe de çok hazır değil. Onun için bu yanlış anlamalara sebep olan tarafı da odur. Yani Fatma Hanım'ın bakış biçimini toplumun anlaması mümkün değil.
lider bir şey söylüyor. Yukarıdan tıpkı partilerin genel merkezlerin grup kararı alıp da mecliste elini kanunlar için kaldırıp indirmesi gibi. Orada söz hakkı falan yok. Tıpkı belediye meclislerinde efendim elinizi kaldıracaksınız. Evet, hayır. Bu kadar net. Yani %100 evet ya da %100 hayır olur mu? Birazcık farklılık olmaz mı? Valla benim evde bile bazı konuları farklı farklı değerlendirebiliyorum. Çok da normal bir şey bu. Ama maalesef Türkiye'deki siyasi kalıplar size farklı konuşma şansını tanımıyor. Arkadaşlarımızın, izleyicilerimizin bir kısmına da bazı şeylerin sürpriz gelme sebebi odur. Onun için bu %100 bir şeyin randımanını, bilimsel bir şeyi ortaya koyma gibi net değildir siyaset bilimi. Ordu'da efendim birileri der ki fındığın fiyatı şu olsun, birileri de bu olsun. Biri der ki falancı derenin sudaki debisi şudur bilen, ama onu ölçen, bizzat ortaya bilimsel olarak koyan kişi net veri ortaya koyar. Şu andaki konuşulanların büyük çoğunluğu yorumdur. Net evet. Veriler değildir bunlar. Net veriler olmak için de farklılık olacaktır. Burada belki şunu söylemek lazım. HDP'nin dışındaki bütün siyasi partilerle biz otururuz, konuşuruz, anlaşırız. Yani bunu bir kere insanlar bilmeliler. Sayın Genel Başkanımız Cumhur İttifakı'nın içerisindeyiz ama biz hükümetin içinde değiliz diyor. Orada bir çok net bir şeye ortaya koyuyor. Ayrıca anayasamızla ilgili hazırlık yapalım, bir anayasa, sivil bir anayasa ortaya koyalım derken bugün Millet İttifakı'nın içinde olan partilerimizi ziyaret etti. Bu Sayın Genel Başkanımızın dışında hiçbir genel başkanın yaptığı ve yapabildiği bir şey değil. Gittiği partilerin genel başkanları, çok değerli genel başkanlar da, yani CHP'nin genel başkanı, İYİ Parti'nin genel başkanı ya da işte Sayın Ahmet Davutoğlu ya da Babacan. Bunların her biri evet siz bizim yanımıza gelebiliyorsunuz ve konuşabiliyoruz. Yani aynı şeyi onlarla Sayın Devlet Bahçeli yapıyor mu? Yok, yapmıyor. Peki Sayın AK Parti'nin genel başkanı yapıyor mu? Yapmıyor. Büyük Birlik Partisi orta yerde sigortadır. Kim ne derse desin. O partinin %2'li güçlük oyuna bakılmamalı. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu yaşasaydı diyor insanlar ya. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu yaşasaydı zaten Türkiye'deki bu gibi olan olayların büyük çoğunluğu olamazdı. Olmazdı falan demiyorum bakın. Olamazdı, bu kadar net. Onun için biz hepsiyle konuşuruz. Efendim konuşmayacağımız siyasi parti yoktur. HDP ile ilgili en net fikir ortaya koyan parti Büyük Birlik Partisi'dir. Kapatılmalıdır dendi. Bu bir siyasi parti kapanmasının talebi değildir. Terör örgütlerine ilintili olan bir partinin kapanması talebidir. Anayasa Mahkemesi kabul etti bu teklifi. Peki ben o zaman buradan soru vereyim gecenin şu saatinde. Millet İttifakı'ndaki arkadaşlarımız bizim kadar net kapanmalıdır dediler mi, diyebildiler mi? Yok, diyemediler. Yani niye? HDP'nin o %10'luk oyuna herkesin ihtiyacı var. Efendim, bizim görüşlerimiz çok nettir. Yıllar öncesinde Fatma Hanım onu söyledi. Biz o ız namus davaları ve terör olaylarıyla ilgili idam isterken birileri efendim meydanların ortasına ip atarken birileri başka türlü söyledi. Onun için bizi Cumhur İttifakı'ndayken Cumhur İttifakı'nı eleştirmeyeceksiniz ama Millet İttifakı'nı da eleştirmeyin gibi. Biz Millet İttifakı'nı da eleştiririz, Cumhur İttifakı'nı da eleştiririz ama bu başkanlık sistemi bizi iki başlı hale getirdiği için Cumhur İttifakı'nın içinde olmaktan da ben durmuş zor olarak rahatsızlık falan duymuyorum. O zaman sorarım ben de şöyle, peki HDP ile mi birlikte olayım o zaman Millet İttifakı'nda derim. Burada bir herhangi bir dostumun incitme niyetinde de falan değilim. HDP'nin oyu olmadan Millet İttifakı kıyamete kadar Cumhurbaşkanı seçemez. O zaman mecburlar HDP'nin oyuna. Yani mecburlar o oya. Şimdi öyleyse HDP ile birlikte olmuyorum da buradakilerin valla iyilerine iyi diyorum, kötülerini de babalar gibi eleştiriyorum. Bu kadar samimi eleştiri kim yapabilir? Yani bizim bir arkadaşımız, bir kadın kolları başkanımız çıkıp programın 3/2'sinde neredeyse AK Parti'yi eleştirdi. Niye? İktidar o olduğu için belki eleştirdi. Yani iktidarın başında o olduğu için belki eleştirdi. Yani arabayı kullanan kişi iyi kullanıyor ya da kötü kullanıyor diye söz edilir. Arkada oturan, sakin yine oturan yolcuya söz söylenemez ki. Onun için belki Fatma Hanım iktidara biraz fazlaca şey yaptı ya da
geçmişteki AK Partiliğinden acılarını birazcık öyle çıkardı. Belki hani 2013'e kadar AK Parti'de niye oldum da büyük birlikte olamadım diye belki o şeyi birazcık öyle algılıyor. Onun için ne AK Partili arkadaşlarımız bizim siyaset yapma biçiminden rahatsız olsunlar, ne MHP'li arkadaşlar, ne İYİ Partililer, ne CHP'liler, ne de Sayın Babacan ve Davutoğlu ile birlikte şimdi diğerlerini de kurdu. Bizden sadece bu ülkede terör örgütüyle ilintili olan ve onun siyasi uzantısı olanlar evet bizden rahatsız olsunlar. Geride kalanlarla biz bu ülkenin birliği, beraberliği konusunda otururuz, konuşuruz, tartışırız. Hele hele bırakın Türkiye'nin genelini, ordu ilinde birbirimizin tabutunun altına gireceğiz. Düğünlerimizde efendim güleceğiz, cenazelerimizde üzüleceğiz. Bu kader birliği yaptığımız ordu ilinde biz herkesle oturmalıyız, konuşmalıyız, sohbet etmeliyiz. Efendim gönüllerini alabildiğimiz olursa partimize davet ederiz. Alamadığımız olursa kesinlikle kardeşlerimizdir. Çünkü bir ailenin fertleri bile aynı partide olmuyorlar. Bu bizim için değil, bütün partiler için geçerli. Farklı farklı yerlerde görev alabiliyorlar ya da oy verebiliyorlar. Onun için olayı birazcık böyle insanların her biriniz, her fert Allah'a hesap vereceğine göre konuşalım, değerlendirelim. Hiç kimse orada hani kitle psikolojisi, sürü mantığı gibi sözler çok ağır geldi ya bazen arkadaşlarımıza, ben onlara da hak veriyorum. Ne olur, bizim partilerimiz kutsallarımız değildir. Hizmet vasıtalarımız rahmet bey. Onun için hizmet vasıtalarımızı abartarak kutsalların yerine falan geçirmeyelim. Onun için amblemlerimizi de konuşuruz, genel başkanlarımızı da konuşuruz, parti başkanlarımızı da konuşuruz. Onları eleştiririz, tartışırız. Belediye başkanlarımızı da konuşuruz, tartışırız. Bu sadece iftira edilmemeli. Evet. Onları incitmemeliyiz. Çünkü dün şu ya da bu partide olan biri başka bir partiye geçebilir. Efendim farklı partiden şu anda benim partime geçenler var. Bizim partimizden de eyvallah deyip gidenler var. Biz gidenlere güle güle diyoruz. Gelenlere de hoş geldin diyoruz. Demek ki partilerden insanlar birbirlerine gelip gidebiliyorlarsa bu hoşgörüyü biz, o köprüyü, gönül köprüsünü kurmak zorundayız. Onun için ben çok fazla gergince siyaseti rayından çıkaracak, hele hele yukarılardaki büyüklerimizin, siyasi büyük olarak bilinenlerin birbirlerine kameralar karşısında söylediklerini millet gerçek zannederler. Öyle gibi gerçek falan yok. Mecliste onlar çok güzel iyi biçiyorlar. Ucuz böyle 7-8 liraya belki bizim lokantalarda 50 liraya yiyemediğimiz yemekleri onlar bizim milletin paralarıyla 7-8 liraya yiyorlar. Onlar beraber aynı masalarda oturuyorlar. Onların geriye dönük bakın birbirleriyle sarmaş dolaş fotoğrafları var. Ne olursunuz kameralar karşısındaki davranışlarından etkilenerek aşağıdaki akrabalarımızı, kardeşlerimizi, dostlarımızı incitmeyelim. Ben evet. Gecenin bu saatinde ancak bunu demek istiyorum ama sizin aracınızda hem radyomuzun sahibi olan güzel Ahmet Bey'e sevgilerimi sunuyorum. Yayında emeği geçen bütün arkadaşlarıma selamlar sunuyorum. İnşallah sizinle uygun bir ortamda, uygun bir yerde, uygun bir zamanda, sizin belirlediğiniz zamanda program yapalım. Farklı farklı konulara değinelim. Fatma Hanım'la epey konuları tartıştınız, evet. Değerlendirdiniz. Mutlaka faydalı olmuştur. Biz de katkıda bulunuruz inşallah milletimizin. O noktada da sözcüsü oluruz. Sesi oluruz, nefesi oluruz, gayret gösteririz. Yani biz de en azından düşüncelerimizi milletimizle sizin aracınızla paylaşmış oluruz. Ben yayınınız için sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Bütün izleyicilerimize, dinleyicilerimize de teşekkür ediyor ve hayırlı geceler diliyorum. Başkanım, güzel fikirlerinizden dolayı biz size teşekkür ettik. Katılımınızdan dolayı tekrar ifade etmem gerekirse en yakın zamanda sizi burada ağırlamak istiyoruz. Fatma Hanım'ın da selamları var mı? Sayın Başkanım'ın da selamları var mı size? Tabii canım. Ha, başkanım da selamları varmış size başkanım. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz başkanım. En yakın zamanda tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Saygılar. Büyük birlik versin. Her eline bir durmuş başkan. Her ilçesine bir Fatma Ümrü lazım. Durmuş zor. Yine o zor cümlelerini kurdu. Ben gerçekten, duyamadım bu arada. Hiç dinleyiciler duymuştu. Evet şimdi dinleyeceksiniz yayından. Bunu duyacaksınız. Başkanıma teşekkür ederiz. Durmuş zor. Gerçekten konuştu. Hı hı. Zaten taşı yedin oturttu. Evet Büyük Birlik Partisi Muhsin Yazıcıoğlu profilli arkadaşımız demiş ki başkanı
Büyük Birlik Partisi'nin kalesi Kelkit ilçesine selamlar. Bunca başarıya rağmen genel merkez varlığını kaleye bile almıyor. Çalışkan aktif başkanımızı bıktırdılar. Çok sevilen ilçe başkanımızı kaybetmekten korkuyoruz. Açıklar mısınız lütfen demiş. Genel merkez bu konuyu dikkate alacaktır. Umarım alır, inşallah alır. Zeynep Perçi, ilk defa yerel basında donanımlı bir moderatör görüyorum. Teşekkürler ve hanımefendi saygı çerçevesinde kendini ifade ediyor. Başarılar diliyorum. Kadınların siyasetin içinde olması harikulade. Ama donanımlı kadınların sevgiler demiş. Size de selamları var. Allah Zeynep razı olsun. Perçin'in. Teşekkür ederiz. Hakan Biçer de başkanımıza telefonda teşekkür ediyorum, alkışlıyorum başkanı demiş. Bu ülkede saygısız uslup bilmeyen siyasetçilerden yoruldu. Zerafet sahibi, sağduyulu, usul bilen siyasetçilere ihtiyaç var demiş Zeynep Perçin. Gülşah Hanım ablacığım demiş ki hayırlı yayınlar, hayırlı geceler demiş. Biz de kendisine teşekkür ediyoruz. Başkanım netice itibarıyla artık son versek mi yayınımıza? Bak dedim evet, ki sözümüzü evet. Kesmeyeceğim uzun, dedim. Uzun süredir evet, bizi izlediler Allah razı olsunlar. Evet. Buyurun. Eksiklerimizi fazlalarımız mutlaka bir konuşma içinde olmuştur. İşte heyecan yapıp tepkili olarak karşı tarafta algılanmıştır. Buradaki amacım asla karşı tarafa tepki koymak değil. Tamamen doğruları anlatmak ve inandıklarımı anlatmaktır. Şimdi oradaki şeyi de belki biz biraz daha böyle ne demişti bayan işte bir siyasetçilere ihtiyaç var demiş ya eğitimci babında. Şöyle söyleyeyim biz çok eğitimci siyasetçiler gördük. Çok üniversite mezunları gördük. Yok arkadaş yani herkesin saygı çerçevesinde birbirini ifade aynen. Edebilir kesinlikle, diye. Kesinlikle. Burada sizi doğrulamış aslında. Yani Allah herkes razı kendi olsun, fikrini ifade edebilir. Ben kadın söylemiş. Olarak yine söylüyorum bir anne olarak bir esnaf olarak olması gerektiğini ve inandığım doğruları anlatmaya çalıştım. Sadece insanlardan istediğim şu şey. Yanlışa ne olur dur deyin. Devam ettiğiniz sürece bu yanlışta bu ülkede bir sıkıntı çekeceğiz. Bu memleket, bu toprak, bu vatan bizim diyoruz. Elimizden geldiği kadar anlatmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şahsım adına ben böyle yapıyorum en azından. Katılan, bizi izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Benim de mutlaka hatalarım olmuştur. Hepimiz insanız sonuçta yani. Evet. Peygamberimiz bile hata yapmıştır belki. O yüzden de hatalarımız varsa inşallah ilerleyen süreçte bunları da telafi etmiş oluruz. Araştırmak, konuşmak, parti adına bilgi almak isteyenler varsa... Bizim sosyal medyamız zaten var, telefonlarımız zaten var. Bizzat kendileriyle görüşmek isteriz. Yapabileceğimiz ne varsa destek olmak isteriz. Keşke bugün iktidarda biz olsaydık da her derdi olana bir nebze yaklaşabilseydik. Yarın iktidar olsak yaklaşabilir miyiz? Belki %100'üne yetişemeyebiliriz ama ben %70'ine yetişeceğimize inanıyorum. Hı. Yani çünkü o yaşamak lazım bazı şeyleri. Hani bana damdan düşeni getirin derler ya. Zengin zaten zengin, gariban da zaten gariban. O yüzden garibana bir damdan düşen lazım. O damdan düşen de Büyük Birlik Partisi. Herkesi Büyük Birlik Partisi'ne bekliyorum. Sana çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz başkanım. İlk tanışmamız, ilk konuşmamız evet. Güzel bir sohbet oldu. Başkanımın anlattıklarını duymadım ama teşekkür ederim. Yayından gerçekten. İzleyeceksiniz başkanım. Evet, Allah razı olsun iyi ki sizi tanıdım. Ayrıca şeyi çok sevindim. Yani taraflı bir basın olmadığınızı özellikle belirtmek istiyorum. Bütün basınımızın da tarafsız olmaya davet ediyorum. Başkanım aslında tek ricam bu şahsi fikrim yine. Lütuf değildir. Bunu ifade ben de eklemek isterim programı kapatırken. Zaten olması gereken budur. Yani budur derken ama şöyle. Ama özledik son doğru yaptığımızı iddia etmiyorum. Doğru yapıyorum değil mi? Evet eksiklerimiz çok. Elbette ben ayrıca kamera önü programcısı değilim. Kamera arkasında muhabirim. Yani evet. Ama şu basın mensubuyum. Şunu ifade etmek istiyorum. Tarafsız olmak zorundayız. Bu bizim yaptığımız bir lütuf değil. Mecburen böyle olmak durumundayız. Ama son zamanda hiç tarafsız basın göremiyoruz işte, maalesef. Hani ben işte de bunu keşke, hissettiğim için belirtme gereğinde bulunuyorum. Yani ne olur kusura bakmayın. Var olun. İyi ki geldiniz. Davetinizi icabet ettiniz. Çok sağ olun. Var olun. İnşallah tekrar bu yakınlarda yine sizi ağırlamak isteriz. Görüşürüz. Ben bütün evet. Siyasi partilerin gelmesini kendini ifade etmesini isterim. Onlar da anlatsınlar. Konuşalım. Bir araya girip istişare yapalım. Mesela bölgemizin, ilimizin, ilçemizin eksiklerini ne olur il başkanları evet. Bir hizmet yapılacağı zaman bütün siyasi partinin başkanlarını çağırın. Biz böyle bir şey düşünüyoruz. Sizin fikriniz nedir deyin. Evet. Üç tane doğruyu iki tane yanlışı artısını eksisini yan yana getirin değil mi? Lütfen bu bölge bizim. Kendi karar verdiğinizle gitmeyin. Bu para hepimizin parası, bu toprak hepimizin toprağı. Evet. Ben şunu istiyorum. Hizmet yapan iktidar partisi bugün ne olursunuz bütün siyasi partinin ilse il başkanlarını, ilçe ise ilçe başkanını lütfen fikirlerini sorun. Deyin ki biz buraya bunu yapıyoruz. Sizin fikriniz nedir deyin.
Ne kadar güzel olur değil mi? Yani herkesin orada evet bu doğru demesi. Orada bir tane itiraz eden varsa orada ortası bulunur hani üç evet. aşağı beş yukarı. İstişare çok daha güzel, her zaman iyidir. Çok daha güzel evet. bir yönetim olur değil mi? Evet. Her şey çok daha beraber yapılır. Sen ben olmayız, biz oluruz. Evet. Bakın geçen de şey yapıldı o SMA'sız çocuğumuz için kermes düzenlendi mesela. Evet. Biz orada bütün siyasi parti gözetmeksizin bir aradaydık. Çok güzel. Bu arada SMA hastalarının hükümetin sahip çıkmasını istiyorum. Gerçekten o kadar zor bir hastalık ki şöyle bir şey var. Çocuğunuzun tedavisi var ama paranız yok. Düşünün bir Allah çaresiz bırakmasın. Allah korusun. Çocuğuma evet. para bulunsa iyileşecek düşüncesini bir annenin hissetmesini istemiyorum. Evet. Yani SMA hastalarının tedavisi yapılmalı. Biz vatandaş ve halk olarak elimize gene sağlıyoruz ama çok büyük paralar. Sadece ortada bir tane iki tane değil. Daha önce bir çocuğumuzu gönderdik yine halk olarak. İşte ikinciyi de gönderdik evet. Şimdi o kadar zordur ki o annenin işi. Para toplanacak mı acaba demek? Yani hükümetimiz bence yine söylüyorum. Genel başkanımın söylediği gibi bütün siyasi partinin paralarını kesin de. Lütfen bu anneleri ağlatmayın ya. Evet. Yani İnşallah hükümetimiz de başkanımıza kulak vermiş olur. Başkanım tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Ben de çok ayaklarına teşekkür ediyorum. Çok sağlık. Memnun İyi oldum. Saat geç çok oldu. Evet Deniz Ener, biz de size teşekkür ederiz. Bizi bu vakte kadar dinleme nezaketinde bulundunuz. Haftaya farklı bir konukla, belki de farklı bir konuyla tekrar buralarda olmayı ümit ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Sağlıkla kalın. Ahmet kardeşim, arkadaki kızımız kafa salladı. Çok geç kaldık. Hakkında evet, Ahmet kızım. Programı geciktirdik. Mutlu akşamlar dileriz. Allah razı olsun.